Selamünaleyküm dostlar. Berceste isimli hikayemizin 6. yani final bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Elimdeki sıcak bazlamaları sofraya bırakıp sandalyeme oturdum. Hamuru yoğurmam, açmam ve pişirmem dakikalar sürmüş, yengem ve Mihran şok üstüne şok yaşamışlardı. Böyle maharetlerim olduğundan habersizdiler tabi. Gülışık Hanım'ın bana neler ürettiğini, bu ellerle kilimler örüp iplere yediğimi, hayvanlar sağıp odunlar kestiğimi bilseler küçük dillerini yutarlardı. Bakışlarım saniyeler içinde azalan bazlamalarda gezindi, bir an ucundan azıcık koparıp ağzıma attım, yoktu. Ne o atalık buğdayının lezzeti ne de odun ateşinin tadı yoktu. Yavan yavan bir tat gelmişti ağzıma. Halbuki onlar bayıla bayıla yemeye devam ediyorlardı. Yavaşça kalktım oturduğum sandalyeden, tophaneye Osman Bey'in yamacına gidersem belki bir çıkış yolu bulabilirdim. Bulamazsam da en azından onun yakınında olurdum, sevdiklerimden birinin yanında. Ben giyinip çıkıyorum. Çarşı tarafında işim var dedim kısık bir mırıltıyla. Mihran ağzındaki lokmayı hızlıca yutmuş, ben mutfaktan çıkmadan lafını yetiştirmişti arkamdan. Hani paran yoktu? Nasıl gideceksin çarşıya? Ayaklarım ilerleyişine durdurup arkasına döndü. Öyle bıkkın, öyle ruhsuz ama bir o kadar da güçlüydü ki bakışlarım, Mihran benle göz temasını kesip kahvaltısına geri dönmüştü. Param yok, otobüs kartımdaki parayla gideceğim dedim sabırla açıklama yaparak. Niye yapıyorsam? Onların evinde yaşıyor olmam, onlara hesap vermem anlamına niye geliyorsa? Kocam bana bu kadar hesap sormuyordu be. Kocam... Akınım. Gözlerim istemsizce dolarken yengem doğrulmuştu bu kez sandalyesinden. Gitmeden bir süpürüversene yengem. Mihran dershaneye gidecek. Ben de anca ütüyü hallederim. Bitmiyordu. Evlerine sığınmış bir yetime iş buyurmaları, bir de bunu vicdanına dokundurarak yapmaları. Sanki ben yapmaz mıydım? Bir evi süpürmek, bir sofra kurmak zul gelecekti bana. Ama yok, bu uyduruk bahaneler ardına sığınıp enayi yerine koymalarına kızıyordum ben. Dayımların yatak odasına gidip dolabın arkasındaki elektrik süpürgesini alarak salona geçtim. Gözlerim her an boşluğa doluyor. Söyledi anamın otağında siktiğimiz kilimler, çalı süpürgesiyle arttığımız yerler aklıma düşüyordu. Yanağıma sızan gözyaşı tanesiyle fişi takıp süpürmeye başladım. Ne iş istiyorlarsa bir an evvel yapıp çıkacaktım bu evden. Sanki nefes alamıyor gibiydim. Alçak tavan, basık duvarlar üstüme üstüme geliyordu. Kalın süpürge borusunu sıkıca kavrayıp tek elimle koltuğa serçe ittim. Fakat aniden bir şey olmuş, kasıklarıma inanılmaz bir ağrı saplanmıştı. Süpürgeyi yere bırakıp iki büklüm oldum. Geziken regil dönemim geliyor olmalıydı. Zaten orada her şey öyle yolundaydı ki halk arasında aybaşı denilen bu özel durum hakikaten hep aybaşında oluyordu. Bir nebze olsun sancımın geçtiğini düşünüp tekrar kalktım ayağa ve el çabukluğuyla tüm evi süpürüp evden çıktım. Otobüsten indiğimde dolu dolu halde çevrildi gözlerim beyaz parmaklıklarla çevrili büyük alana. Adımlarım sabırsız, hem acı doluydu, bu ilk olacaktı. Canlı karnını karşımda gördükten, konuştuktan sonra ilk kez türbesine gelişim olacaktı. Bahçeye giren ayaklarım ilk dönemeci geçip durmuştu. Başımı kaldırıp büyük tabelada yazan ismi okudum. Osman Gazian. Ah Osman Bey'im, seni dünya gözüyle de görmüştüm ya. Ölsem de gam yemezdim artık. Lakin orada bıraktıklarım, anam, sevdiğim, kardeşlerim. Al kıyafetli güvenlik görevlilerin durduğu kapıdan geçip ağır ağır yürüdüm içeri. Koskoca Osman Bey'in sandukası karşımdaydı şimdi. Dizlerim bedenimi zorlukla taşıyordu. Gidip tam baş ucunda durdum. Yasladım sırtımı beyaz mermer duvara. Şansıma içeride bir yaşlı amcadan başka kimse yoktu. O da sandukaların etrafında bir tur atıp çıkmıştı. Kalmış mıydık Osmancık'la bir başımıza? Güvenlik kameralarını umursamadan çöktüm yere. Omuzlarım acıyla dolu, hışkırıklarımla sarsılıyordu. Allah'ım dedim titreyen ellerimi semaya açarken. Bakışlarım bir avucumun ortasındaki turuncu lekeye kaymıştı. Günlerinin kınası. Arttı ağlayışım. Allah'ım yalvarırım merhamet et bana. Yalvarırım bir mucize daha gönder. Ayırma beni onlardan. Ayırma beni yuvamdan. Şu mübarek yiğidin hatırını ayırma. Saatlerce ağladım o türbede. İnsanlar geldi, insanlar gitti. Kimi şaşkınlıkla baktı suratıma, kimi ise dalga geçip gitti.
Sonunda akşama döndü saatler. Ayaklarım geri geri gitse de mecburiyetle çıktım dışarıya. Şimdi o eve gidecek, ev halkı uyuyana dek çile çekmeye devam edecektim. Sonra ise sabaha dek bekleyecektim umudumu bahçedeki çınar ağacının altında. Ahraksak adımlarım beyaz demir kapıya ulaşmış, gözlerim bir anda kararmıştı. Mecalsizce tutundum kenardaki duvara. Aklımdan içimi ürperten düşünceler geçmiş, bakışlarım karşımdaki eczane tabelasına düşünceyle dönmüştü. Ve bir kararlılıkla attım adımı dükkana doğru. Sonrasında sonuncu tencereyi de yıkayıp koydum bulaşıkla. Aklım düşüncelerle, yüreğim sıkıntılarla doluydu. Ya hiç gidemezsem, ya bir daha o zamana dönemezsem diyordu içimdeki ses. Sonra kalbim çıkıyordu meydana, sabret diyordu. Sabret ve dua et, elbet gelecek o beklenen yardım. Ellerim masaya bıraktığı mavluyla kurulayıp çıkarttım mutfak önlüğünü üzerinden. Mihran yine bir bahane bulup akşam bulaşığını bana kitlemiş. Bu kez bilerek sesimi çıkarmamıştım. Zaman geçsin istiyordum çünkü. Zaman geçsin ve ev ahalisi bir an evvel uyuyup beni çınar ağacıyla yalnız bıraksın. Mutfaktan çıkıp yavaş adımlarla salonun girişine yaklaştım. Dayım ve ailesi her akşam olduğu gibi eğilip televizyon izliyordu. Benim nerede olduğum kimsenin umurunda olmadığı için işime geliyordu. Sessizce tuvalete süzülüp elime sıkıştırdığım karton kutuyu çıkardım. Sabah param yok demiş ama öğlen de çantamın içinde bir kağıt para bulmuştum. O sağ olsun bu kutuyu alabilmiştim. Aklımda dolaşan şeyler beni hem heyecanlandırıyor hem de korkutuyordu. Günlerdir süren halsizliğim, baygınlıklarım, bulantılarım, üzerine hala da regl olmayışım, gerekli şeyleri yapıp parmaklarım arasında tuttum beyaz objeyi. Bakmaya korkuyordum. Derken bir ses yükselmişti kapının önünden. Azan, çabuk gel, dayın çağırıyor. Tuvalette bile rahat yok değil mi? Bunu kastediyordu herhalde. Sinirle oflayıp beyaz çubuğu eşofmanımın cebine sıkıştırdım. Beni tuvaletten çağıracak bu önemli şey ne, merak ediyordum doğrusu. Bıkkın adımlarla salona yürüyüp içeri girdim. Dayım ve ailesi az evvelki moron tavırlarından sırılıp mahkeme pozisyonuna geçmişlerdi. Bilin bakalım savcı konumunda kim vardı? Bakışlarım yengemin elinde salladığı şeye döndüğünde boğazımdan sert bir yutkunma geçmişti. Esbaplarım. Dayım yerinde kıpırdanıp çıtık kaşlarıyla bana döndü. Bunlar ne azan, ne işler karıştırıyorsun sen, dedi oldukça ters bir tavırla. Ellerimin istemsiz cümrük halinde sıkıldığını hissettim. Bana bir kez olsun nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı diye sormayan adam şimdi karşıma geçip benden hesap soruyordu. Ah Mihran, kenarca şeytanca sırıttığından belli bu iş onun başının altından çıkıyordu. Görmüştü tabii sabah saklarken. Omuzlarımı dikleştirip zihnimi yokladım. Bir bahane bulabilirdim öyle değil mi? O şey dayı, dedim mırıldanır gibi bir sesle. Aklıma gelen şeyle boynumu kaşıdım. Tiyatro. Belediyenin tiyatro takımına katıldım. Ücret de veriyorlarmış oyunlardan sonra. Bu da kostüm. Tiyatroyu duyduğunda, daha da çıtılan kaşlar ücreti duyduğunda usulca havalanmıştı. Bu eve para getirmek demek, sözünün geçmesi demekti. İtilip kakılmadan adam yerine konulmaktı. Onlar şaşkınlıklarını yaşarken ben Mihran'ın bozulan suratına mağrur bir bakış atıp yengemin elindeki kıyafetimi çekivermiştim. Anamın elimin yadigarı esbaplarıma benden gayrı kimse dokunamazdı. Sana söyleyecektim ama kesinleşene kadar beklemek istedim. Şimdi müsaadenizle oyuna çalışayım dedim cici kız pozları keserek. Dayım ağzının içinden birkaç güzel söz mırıldanırken duymamazlıktan gelerek çıktım salondan. Koridoru hızla aşıp odama girdim. Nefret ediyordum. Bu zamandan da kimsesizliğimden de onlara muhtaç olmaktan da nefret ediyordum. Çöktüm kapının arkasına. Gelip laf söylemesinler diye ışığı bile açmadan oturdum karanlıkta saatlerce. Ağladım, düşündüm, düşündüm. Bir çıkar yol aradım kendime. Ait olduğum zamana dönecek bir anahtar aradım. Bulamadım. Osmanlıca kitabım buradaydı ama diğer efsunlu kitap otağda kalmıştı. Sonunda evden sesler kesilip herkes uykuya geçtiğinde usulca açtım odamın kapısını. Parmak uçlarımda ilerleyerek yine balkon kapısından çıktım bahçeye. Başım gökyüzüne dönerken gözlerim kanlı bir dolunay aradı. Yoktu. Gökyüzü bulutlarla kaplanmış, normal ay ve yıldızlar bile görünmüyordu. Çaresizce adımladım çınar ağacının yamacına. Gidip ellerimi kabuklu gövdesinde gezdirdim. Ne olur diye ne yapraklar saçıp bana ötelere varacak bir yol açsa, ne olur diye ne beni sevdiklerime, sevdiğim adama yollasa. Dibine çöküp yaslandım heybetli gövdesine. O zaman da neler oluyordu acaba?
Yokluğum fark edilmiş miydi? Akın beni arıyor muydu? Gülüşü kanam ardımdan gözyaşı döküyor muydu? Yine başlamıştı gözyaşlarım akmaya. Bugün hayatımda en çok ağladığım gün olabilirdi. Elimi eşofmanın cebine sokup kağıt mendil aradım. Derken parmaklarım küçük bir cisme çarpmıştı. Aklıma düşenle titreyerek çıkardım küçük çubuğu cebimden. Daralan nefesimle kaldırıp bulanık kaşlarımı sonuç kutucuğunda gezdirdim. İstemsizce karnıma yaslandı elim. Ben karnımda Akın'ın çocuğunu taşıyordum. Hamileydim. Hem de 500 yıl önce ölmüş bir adamdan. Sonrasında odamın kapısının paldır küldür açılmasıyla fırladım yattığım yerden. Tedirgin bakışlarım, hızlı nefeslerim arasında döndük kapıdan hışımla içeriye giren dayıma. Kanlanmış gözleri ardına kadar açılmış, öfke dolu bedeni kasılırken elleri yumruk halindeydi. Sertçe açtığı kapı ardındaki duvara aynı hızla çarpmıştı. Minik bir çığlık kaçmıştı dudaklarımdan. Neler oluyordu böyle? Dayım uzanıp kolumu canımı açtırarak kavramıştı. Seni alaksız, acıdık evimizi aldık, namusumuzu iki paralık ettin dedi avazı çıktığı kadar bağırarak. Gözlerim dehşetle açılmış, küçücük kalmış bedenim boşluğa doğru fırlatılıp atılmıştı. Sertçe düştüm yere. Dayım sanki devasa bir boyla üzerime doğru adım atmıştı. Dizlerimi kendime doğru çevirip elimden geldiğince sakındım karnımı. Derken bir kahkaha geldi kapının olduğu yerden. Mihran sırtını kapının eşiğine mağrur bir tavırla yaslamış, yaptığım pozitif sonuçlu gebelik testini bana doğru sallıyordu. Bir anda yengem belirdi yanında, yüzünde tiksinen bir ifade asılıydı. Başını cıkcıklayarak iki yana sallayıp yüzüme tükürdü. Kim bilir kimden peydahladı. Ekmeğini yediğin dayına hiç mi acımadın? Çınlıyordu sesleri kulaklarımda. Odanın köşesinde yere çökmüş, hem kendimi hem de bebeğimi onlardan korumaya çalışıyordum. Gözyaşlarım yanaklarımdan sicim gibi akarken umut dolu bir adım attım dayıma doğru. Belki beni anlardı. Dayı dedim merhametle yenir gibi. Dayı yemin ederim ahlaksızlık etmedim ben. Evlendim kocamın çocuğu bu karnımdaki. Mihran şeytani bir kahkaha daha patlattı. Delirmek üzereydim. Nasıl inandıracaktım bu insanları kendime? Nasıl ispat edecektim evlendiğimi? Hiç beklemediğim bir anda bir tomar saman yaprak fırlatıldı yüzüme. Öyle çoklardı ki nefes alamıyordum. Elimle yaprakları yüzümden çekmeye çabalarken kesiliyordu nefesim. Kararıyordu ortalık. Her yandan bir bağırış duyuluyor. Mihran'ın şeytani kahkahaları kulaklarımda çınlıyordu. Ve birden ardına kadar açtım yaprak yeşili gözlerimi. Hızlı nefeslerim arasında bakındım sağma soluma. Orada yine çırın ağacının dibinde uyuyakalmıştım. Kabustu gördüklerim, kollarım karnım annelik içgüdüsüyle sarılmış, sabahın serinliğine rağmen her yanımı ter basmıştı. Bulmalıydım, gitmek için bir çare bulmalıydım. Bebeğimle ne yapardık bu zamanda, üstelik babası 500 küsür sene önce ölmüşken? Çaresizce fırladım ayağa. Dünyadaki varlığım gibi sükunete bürünüp girdim o zindanım olan eve. Koridoru hızlıca aşıp odama attım kendimi, yatağıma oturup aynadaki yansımamla göz göze geldim. Bir çıkış yolu olmalıydı. Yüce Rabbim kimseye dermansız dert vermezdi. Madem benim imtihanım böyle bir mucizeden geçiyordu, vardı elbet bunun da bir çıkar yolu. Başımı avuçlarım arasına alıp gözlerimi kapattım. Araştırmalıydım. Eğer gerçekten yaşadıysa mutlaka bir iz bırakmıştı bu dünyada. Bir eser, bir yadigar, bir isim, bir mezar. Aklıma düşen fikirle kalktım ayağa. Kimsenin uyanmasını, nazlarının işlerinin bitmesini bekleyecek alem yoktu. Hızlıca giyinip çıkacaktım bu evden. Param yoktu belki ama otobüs kartım beni şiir kütüphanesine götürecek kadar doluydu. Aylık biletin gözünü seveydim. Ay başında doldurmuş olsam şimdi ya bursumu bekleyecek ya da başımı önüme eğip dayımdan para dilenecektim. Öldürdüm de istemezdim. Ellerim üzerimdeki eşofman eteklerimden tutup tek hamlede çıkardı başımdan. Derken gözüm karşıdaki aynaya çarpmış, gördüğüm manzarayı bir an göz yanılması sanmıştım. Boğazımdan istemsizce bir yutkunma geçerken birkaç adımla yaklaştım aynaya. Karnım küçük bir tümsek gibiydi. Oysa ki dün gece dümdüz olduğuna emindim. Yemek dememiştim ki şişsin. Avuçlarım korkuyla yaslandı onun üzerine. Nasıl anlamazdım, nasıl akıl edemezdim. Bu çocuk geçmiş zamanın çocuğuydu. Burada geçen saatler orada belki de günlere tekabül ediyordu. Karnım sabaha dek büyümüştü. Ta da büyüyecekti. Yakında saklayamaz olacaktım göbeğimi. Ellerimi yüzüme kapatıp derinden bir nefes üfledim. Köşeye sıkışmıştım iyice. Bir mucize, beni bu durumdan ancak bir mucize kurtarırdı.
Avuçlarım tekrar karnımda. Eğer dönmemiş olsaydım şimdi babanla birlikte seviyor olacaktı seni bebeğim. Özür dilerim. Seni istemeden de olsa ondan kopardığım için özür dilerim. Akın, sevdiğim, beklediğimiz müjdeyi alınca nasıl da sevinirdin oysa ki. İçimde senden bir parçayla ayrı düştüm sevdandan. Bu müjdeyi bile veremeden sıkışıp kaldım bu zamanda. Sonrasında otobüsten inip hızlı adımlarla yürümeye başladım parke taşlarda. Tiyatro çalışması olduğunu içeren küçük bir not yazıp buzdolabına asmıştım. Beni merak edecek kimse yoktu da iş yaptırmak için aradıklarında nerede olduğumu anlasınlar diyeydi. Hızlıca giyinip çıkmıştım o kasvet dolu duvarların arasından. Şehir kütüphanesine gidecek, orada Akın Alp'e dair bir ipucu arayacaktım. Olmalıydı. Eğer bu dünyada yaşadıysa mutlaka bir izi kalmıştı geriye. Güvenlikli kapıdan geçip tarih bölümüne girdim. Nereden başlayacağıma dair ufak bir fikrim dahi yoktu. Danışma masasında oturan 30'lu yaşlardaki adamla kesişti gözlerimiz. Sanırım yardım istemem en sağlıklısı olacaktı. Yüzüme yapmacık bir tebessüm yerleştirip ona doğru birkaç adım attım. "Affedersiniz," dedim sesimi kısık seviyede tutmaya özen göstererek. Üzerime en bol kıyafetimi giymiştim. Umarım karnım belli olmuyordu. Adam ona seslendiğimde gözlüklerini düzeltip bana dönmüştü. Cevap vermesine fırsat bırakmadan devam ettim. Ben lise son öğrencisiyim. Aldığım proje ödevi için Osman Bey ve Kayı dönemini araştırmam gerekiyor. Özellikle de siyasi ve askeri kısmını. Adam başını sallayıp önündeki bilgisayara birkaç sözcük girmiş, sonra da yanında duran not kağıtlarından birine sayı ve rakamlar yazmıştı. Küçük kağıdı kibarca bana uzatıp tebessüm etti. "O konuların kaynaklarını buradaki numaraları koridor ve raflarda bulabilirsiniz hanımefendi," dedi o da sessiz konuşurken. Etrafımız ders çalışan, harıl harıl not tutan öğrencilerle doluydu. Ben de çok gider, çok severdim kütüphaneleri. Teşekkür edip başımı salladım ve not kağıdındaki koridoru aramaya başladım. Çok değil, az bir zaman sonra aradığım koridoru da malum konulu kitapların olduğu rafları da bulmuştum. Gözüme çarpan birkaç kaynak kitabı alıp ucunda 50 yaşlarda top sakallı olan adamın oturduğu masaya eriştim. Karnımda bir can taşıdığımı ve dikkatli olmamı her adımda kendime öğütler olmuştum. Kaynak kitapları açıp sırayla okumaya başladım. Kimisi Bursa'nın fethinden başlıyor, kimisi Osman Bey'i kısaca anlatıp direkt Orhan Gazi'ye geçiyordu. Akın Osman Bey'in alpiydi, dolayısıyla onun dönemine bakmam icap ederdi. Tekrar gömüldüm kitaplara. Saatler geçmiş ancak ben küçücük bir iz bile bulamamıştım. Elime aldığım kaynaklar tükendiğinde yerinden kalkıp onları raflarına geri koydum. Delirecek gibiydim. Nasıl bir iz olmazdı? Koskocaman bir alpti bu adam, bir gaziydi derken hemen yanı başımdan gelen bir sesle irkildim. Masanın diğer ucunda oturan amca önündeki dosya yığının arasından yere bir dergi düşürmüş ancak düşürdüğünün farkına bile varmamıştı. İçimde kitap sevdasını engel olamayıp yere eğildim. Yere düşen kalem de kitap da olsa yerde bırakılmaması gerektiği öğretilmişti bize. Elimi uzatıp sayfaları kopup dağılmaya yüz tutan dergiyi usulca ellerime aldım. Bakışlarım istemsizce sayfayı gözden geçirmiş, bu bölümde Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılmış restore çalışmalarından bahsedildiğini görmüştüm. Ayağa kalkıp hala harıl harıl çalışan adama doğru bir adım attım fakat adımlarım bir anda gözlerime değen isimle kesilivermişti. Turgut Alp, Asman Alp, Gökdeniz Alp ve Akın Alp. "Buldum," dedim kütüphanede yükseltilmemesi gereken bir sesle. "Seni buldum işte, buldum," dedim gözlerim mutlulukla dolarken. Topsakallı amca bu muhteşem tepkimden sonra başını kaldırıp bana şaşkınlıkla bakmıştı. Ona henüz cevap verecek halde değildim. Titriyordu her bir yanım. Sinirlerim boşalmış gibiydi. Yakınımdaki sandalyeye çekip amcanın yanına teklifsizce oturdum. Gözlerim heyecandan bulanık görse de okumaya çalıştım yazılanları. Bu harfler yazılana göre hem Osman Bey hem de Orhan Bey döneminde çok önemli görevlerde bulunmuş harflerdi. Mezarları Fatih Sultan Mehmet döneminde bizzat kendisi tarafından restorasyon yaptırılmış ancak sonraki dönemlerde gelen bakımsızlıklar nedeniyle kaybolmuştu. Kaybolmuş dedim kendi kendime acı içinde mırıldanarak. Mezarı bile kaybolmuş. Ben şimdi nasıl ondan bir iz bulacağım? Az evvel sanki ona kavuşmuş gibi sevinen yüreğim şimdi ondan bir kez daha koparılmış gibiydi. Elimi irice bir tümseye dönüşen karnımda gezdirdim. Babanı bir kez daha kaybettik anneciğim. Arayan iz çok küçük hanım. O zaman kaybolmuş olabilir. Şimdi bulundu. Duyduğum konuşmayla beraber halimden çıkıp başımı yanımdaki amcaya çevirdim.
Az önce yine sesli konuşmuş olmalıydım. Umarım tarihte mezarı bile kaybolmuş bir alp için ağladığımı anlayıp bana deli gözüyle bakmamıştı. Bakışlarım kıvırcık ve kabarık kır saçlarında, yuvarlacık gözlüklerinde şaşkınlıkla gezindi. O da çok sağlam kafalı birine benzemiyordu ya. Şaşkınlığıma gülüp boynunda duran ipin ucuna uzandı. İpe asılı duran kartta Uludağ Üniversitesi'nin amblemi vardı. Ben Uğur Talha, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Kaşlarım duyduğumla havalandı. Kör istedi bir göz, Allah verdi fuleşti göz. Tam olarak bu mu oluyordu? Yüzümde beliren umut dolu tebessümle sildim ıslak yanaklarımı. Elimdeki dergiyi önüne koyup doktor bulmuş hasta gibi yapıştım adamın paçasına, parmağımla restorasyon kitabesini ve yanındaki Türkçe yazıyı gösterdim. Benim bu alplerin mezarını bulmam gerek. Ayrıntı veremem ama hayat memat meselesi dedim yavru kedi bakışlarıyla. Adam gösterdiğim yere bakmış ve gülerek başını sallamıştı. Kul sıkışmayınca hazır yetişmiyordu işte. Bu adam da bana deva olacak Hızır'ın kul versiyonuydu. Cebinden çıkardığı telefonuyla arama kayıtlarına girmiş, en son aradığı numarayı çevirmişti. Kulağına yaslayıp gözlüklerinin camlarını parmağıyla ovaladı. "Hah," dedi karşı taraf telefonu açtan. "Sinan Beyciğim, yeniden rahatsız ediyorum ama kazı sonuçlandı mı?" "Bir saat ne?" "Peki azizim, oraya gelmeden olmayacak, anlaşıldı." Telefonu kapatıp başını bana çevirdi. Söylediği şeylerden hiçbirini anlamamıştım. Ne kazısı, ne bir saati, ne gitmesi. Bana yardımcı olmadan gidecek miydi yani Uğur amca? Ama bize Hızır sahiden var denmişti. En az İlber Hoca kadar ağır hareketlerle masadaki kitaplarını ve bilgisayarını toplamış, çantasını kapatmadan önce de elimdeki dergiyi uzanmıştı. Ve yuvarlak gözlüklerini burnuna doğru indirip bana bakarak mırıldanmıştı. Şimdi ben bu mezarlığın arandığı arkeoloji kazısına, yani İzni'ye gidiyorum şanslı kız. Geliyor musun? Sonrasına Uğur Hoca'nın onun aksine oldukça hızlı giden lüks aracı içindeyken inanamıyordum kendime. İnanamıyordum kısmetime. Ve inanamıyordum tanımadığım biriyle kalkıp Bursa'dan ta İzni'ye geldiğime. Her şey onun içindi, akınım için. Ona geri dönebilmek için inanıyordum. Eğer mezarını bulursam beni geçmişe götürecek bir anahtar bulacağıma inanıyordum. Onun için gelmiştim ya buralara kadar. Araba İznik Ayasofya'sının yanındaki sokaktan girip Nilüfer Hatun İmarathane'nin önünde yavaşça durmuştu. Uğur Hoca omuz çantasından çıkardığı bir kartı bana doğru uzattı. Üzerinde onun asistanlığını yapan öğrenci olduğuma dair yazılar vardı. Ne yapmaya çalıştığını anlayıp sorgulamadan boynuma taktım. Sokakta elini kolunu sallayarak gezen birini arkeolojik kazı alanına elbette almazlardı. Arabadan aynı sessizliklenip imaretin bahçesine girdik. Çakıl taşlarla bezenmiş bahçe bir açık hava müzesini andırıyordu. Bizans ve Roma dönemine ait laitler, Osmanlı dönemine ait şekilli mezar taşları ve daha neler. Hiç duraksamadan imaret binasının arka bahçesine doğru yol aldık. Burada kalabalık insan toplulukları karşılamıştı bizi. Uğur Hoca ellerini açıp muhtemelen telefonda konuştu. Adama doğru giderken ben etrafıma bakınmaya devam ediyordum. Bazen kepçeyle, bazen kazma kürekle ama en çok da makyaj fırçasını andıran fırçalarla yapıyorlardı çalışmaları. Üstü başı toz toprak olmuş ama hala dosyalar taşıyan, bilgisayar başında ölçümler yapan insanlar, burası bambaşka bir dünyaydı. Adeta geçmiş ve gelecek arasında kurulmuş bir köprüydü. Ve bu içimi umutla doldurmuştu. Derken bir anda bazı sesler yükselmişti kaz alanından. Uğur Hoca herkes gibi oraya yönelmiş, dönüp bana eliyle gel işareti yapmayı ihmal etmemişti. Deli gibi çarpıyordu oraya giderken kalbim. Sanki mezarını veya kemiklerini değil de kendisini görecek gibiydim sevdiğim adamın. Mezarı ve kemikleri. Umut ettiğim şeylere bakar mısınız lütfen? Ne menem bir aşk hikayesiydi böyle. Yaklaşabildiğim kadar yaklaştım ona. Bulunan bazı taş devhalar parçalar halinde çıkarılıyordu. Onların çıkarılmasını bekleyen ekip gerekli donanımla bekliyor. Çıkan parçalar anında ön incelemeye alınıyordu. Beklediğimin aksine hızlı gidiyordu işler. Adeta ağzımda çarpan kalbimle geçirdim birkaç dakikayı. Araştırma grubunun başındaki adam ve Uğur Hoca ellerindeki dosya ve tabletlerle bir inceleme alanına, bir de kazı alanına gidip geliyordu. Sabrımın sonlarındaydım. Buraya getirdiğin için minnet doluydum ama bir şeyler söylesen iyiydi be hoca. İç sesimi duymuş gibi gruptan ayrılıp elindeki tabletle yürüdü bana doğru. Yanıma ulaştığında nefesimi tutup ağzından çıkacak şeyi bekledim. Bekledim ama duyduğumla daha büyük bir girdabın içine düşmüş gibiydim. Mezar taşları ve restore kitabesi bulundu Hazan.
Kazı ekibi mezarda söz konusu geçen dört alp başından üçünün kemiklerine rastladı. Ve ön inceleme sonucu bakarsak hepsi burada. Ama Akın Alp yok. Sonrasında her şey için çok teşekkür ederim hocam. Bugün yaşadığım şeyleri, girdiğim o ortamı asla unutmayacağım. Bursa'ya dönüş yolunda durdurak bitmemişti gözyaşlarım. Son umudum adeta boğulup uçmuş, yerine yeni soru işaretleri bırakmıştı kafamda. Akın yoktu, mezarı diye gösterilen yerde minicik bir izi bile yoktu. Sanki ilahi bir kuvvet onu bulamam için ölüsünü bile benden kaçırıyor gibiydi. Uğur Hoca buruk gülüşüyle başını salladı. Beni asla sorgulamamış, yalnızca yardımcı olmaya çalışmıştı. Üstelik hiç üstüne vazife olmasa da beni İznik'ten Bursa'ya geri getirip dayımların evinin önüne kadar getirmişti. Hava kararmaya yüz tutmuştu vardığımızda. Ben seni tanıdığıma çok mutlu oldum Azan. Neyin peşinden koştuğunu bilmiyorum ama azmin öyle güzel ki başaracağına adım kadar eminim. Ah be hocam, sevdiğim adamın, karnındaki bebeğinin babasının peşindeyim. 500 küsur sene önce ölmüştü ama olsun, o küçük bir ayrıntıydı. Yüzüme samimi olduğuna inandığım bir tebessüm yerleştirip başımı salladım. Bu adamın bana yaptığı iyiliği canımdan, kanımdan olan akrabalarım yapmazdı. O olmasaydı Akın'a ait bir mezar olduğunu, ancak onun içinde olmadığını bile öğrenemeyecektim. Yolda gelirken ısmarladığı Yusuf köftelerde cabası. Cebinde 5 kuruş para olmayan biri için epey lüks bir tur olmuştu. Kısaca veda edip indim arabadan. Umarım evden kimse arabadan indiğimi görmemişti. Şimdi bir de onların sorgulamalarını çekemeyecektim. Çantamdaki anahtarı çıkarıp kapıyı uzattım ama daha anahtar deliğe girmeden kapı açılmıştı. Dayım ağzının içinden sürenerek çıkıp önümden geçmiş, arkasından suratı 5 karış olan Mihran bana ters bakışlar atarak çıkarken en sona kalan elimdeki saklama kaplarıyla yengem olmuştu. Beni görünce aklına bir şey gelmiş gibi başını sallamıştı. Heh, geldin mi yengem? Babam azıcık rahatsızlanmış da biz köye gidiyoruz. Gece kalır dönmeyiz. Sen kapını iyice kilitlersin dedi ayaküstü hızlıca derdini anlatarak. O esnada dayımın arkadaşından ara sıra ödünç aldığı arabanın kornası sokağa inletmiş, yengem benden bir cevap bile beklemeden koşup gitmişti. Omuzlarımı düşürerek girdim kapıdan içeri. Öyle yorgun, öyle mutsuzdum ki onların olmaması şerefine bir çay demlerdik bebeğimle, çantamı çıkarıp koridorda yere bırakmış, elimi sabahkinden biraz daha büyümüş olan karnıma yaslamıştım. Çay mı aşermiştim ben şimdi? İyi ki bu zamanda aşermiştim, yoksa geçmişte nereden bulurduk çayı? Karnımı şefkatle okşadım. Ne çayı istiyorsun bakalım sen? Babam mı çay içmiş senin evladım? Dedim ağlanacak halime gülerken. Yine de bebeğimin canı istediyse o tavşan kanı çay demlenecek ve içilecekti. Gözüm gibi bakacaktım Akın'ımın emanetine. Yorgun adımlarla yürüdüm mutfağa doğru. Elimi uzatıp lambayı açtım. Açmaz olaydım. Yengemin giderken kucağında taşıdığı saklama kapları bu bomba gibi döşmüş dağınık mutfakta hazırlanmıştı elbet. E bir de eve Azan gelecek ya. Niye toplasınlar ki? Öfke dolu bir nefes üfleyip köşeden giriştim toplamaya. Bir yanım topluyorum diye kendime kızıyor. Diğer yanım topla da vakit geçsin, gece yarısı gelsin diyordu. İkinci sesi kale alıp devam ettim temizliğe. Bulaşıktı, çöptü, yerleri paspatlayıp ocağı silmesiydi derken hakikaten zaman geçmiş, içerideki büyük saat 11.30'a gong vurmuştu. Suda kalmaktan buruşan ellerimi kurulayıp ocakta kaynayan çaydan bir fincan doldurdum. Hem vakit öldürmüş hem de bebeğime çam demlemiştim, fena mı? Aldığım birkaç yudumla hassas damağım sızlasa da geçen zamanda çayı özlediğimi fark etmiştim. Elimdeki fincanla yürüdüm cama doğru, perdeyi açıp boş gözlerle bakındım sokağa. Gecenin bu saatinde incin top oynadı dışarıda. Derken gözlerim bir anda gökyüzüne kaymış, menevişlerime çarpan kızılıkla kalp atışlarım hızlanmıştı. Fincanı apar topar tezgaha bırakıp balkon kapısından bahçeye fırlamıştım. Ayaklarım sanki bütün gün yorulmamış gibi tek nefeste varmıştı büyük çınarın yamacına. Dolunay, gökyüzünde kanlı dolunay vardı ve saat tam da gece yarısını vuruyordu. Başımı yukarı kaldırıp dallarda asıl duran yapraklara baktım. Uçuşmaları gerekmiyor muydu? Tamam tamam, bu kez Efsun'un kitap yoktu ama kolyem vardı benim. Ellerim tişörtümün içinde duran kolyeyi çıkarıp aldı avuçlar arasına. Onun parlaması, çınar ağacı ve kanlı dolunayla bana ötelere gidecek bir yol açması gerekmiyor muydu? Boştaki yerimle sertçe vurdum çınar ağacının sert gövdesine. Olmuyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Asla dönemeyecektim ben geçmişe. Bu zamanda sıkışıp kalacak, bebeğimle perişan olacaktım.
Başımı çınar ağacına yaslayıp serbest bıraktım ışkırıklarımı. Çekinmeden, fütursuzca çınlatıyordum bahçeye alayışımda. Bir elim hala çınarın gövdesine vururken diğer elim hala kolyemi kavruyordu. Gelemeyeceğim işte, dedim hışkırıklarım arasından çıtallaşmış sesimle. Bir daha asla sana gelemeyeceğim. Biliyorum affetmeyeceksin beni. Gittiğimi sanıp affetmeyeceksin beni. Benden sakladığı sırrıyla yok oldu diyeceksin ama ben gitmedim. Ben senden isteyerek gitmedim Akın. Sen geçmişte, ben gelecekte yanacağız işte. Belki nefret edeceksin benden, belki de cayacaksın sevgimden. Sustum bir an. Ben sustum, dünya sustu. Zifri bir karanlık çöktü etrafa. Başımı havaya kaldırıp gökyüzünde büyüyen kanlı dolunaya irileşmiş gözlerimle baktım. Kalp atışlarım bir umudun kıvılcımıyla tutuşurken hiç beklemediğim bir anda ensemde sıcak bir nefes hissettim. Kıpırdayamadım yerimden. Nefes dahi alamadım. Derken belime usulca sarındı bir çift heybetli kol ve kulağıma aşık olduğum o ses doldu. Canım çıksa cayamam sevdandan nevbaharım. Sonrasında kesildi nefesim. Kalbim atmayı bıraktı o an. Duyduğum o sese eş damlamıştı gözyaşımın son damlası yanağıma. Karnımın içindeki canımın parçası babasını hissetmiş gibi minik bir kıpırtı verdi. Hangisini atsaydı bu yürek? Evladımın ben buradayım deyişine mi? Yoksa ötelerden gelmiş sevdiğime mi? Bir anda döndüm arkama. Bir hayal, bir rüya olmasından öyle korkuyordum ki. Ama gelmişti işte, buradaydı canımın şenliği. O koskoca boyuyla yanı başımdaydı. Titreyen elimi mahzun yüzüne doğru uzatıp yanağına yasladım. Varlığının sıcağı bana hakikat olduğunu aykırıyordu. Tek bir saniye daha duramadım ondan uzakta. Aramızdaki santimleri hızla aşıp atıldım boynuna. Beni belimden sıkıca kavramış, ayaklarımı yerden kesip yine döndürmüştü kendi etrafımızda. Allah'ım buradaydı, Akın burada, gelecekteydi. Kucağında elini bıçakla avuçladım yüzünü. Sarı sokak lambaları altında bile güzeldi. İnanamıyorum, buradasın. Ben gelemedim ama sen buradasın dedim sesim heyecanına titrerken. Başını ağır ağır sallayıp yutkundu. Şaşkın ve ürkek bir hal vardı üzerinde. Etrafa kaçamak bakışlar atıyordu. Aklıma düşenle kendime bir tokat atmak istedim. 1300'lerden gelen bir adam gelecekte olmanın şaşkınlığını yaşıyordu işte. Her şey yabancıydı şimdi ona. Ben kitaplardan okuyup, müzelere gidip bildiğim gerçeklere bile o denli şaşkınlık yaşarken o az bile tepki veriyordu. Beni istemsizce süzen gözlerine bakıp eline uzandım. Üzerimdeki elbiseyle işte bir opa kadınla benzemiyordum tabii. Gel dedim elini sıkıca kavrayıp. Gel eve girelim sevgilim. Merak etme, her şeyi anlatacağım sana. Çektiğim yöne doğru tepkisiz ancak temkinli adımlarla geliyordu. Etrafa bir bakış atıp açık kalmış balkon kapısına doğru ilerledim. Bir an önce içeri girmeliydik. Komşular bahçenin ortasında alp kostümlü iri yarı bir adam olduğunu görürlerse bu defa kıvıramayabilirdim. Adımlarımız balkondan içeri girdiğinde Akın bir elini benden çekip başını yukarı kaldırarak sıçramıştı. Şaşkın bir tavırla baktım baktığı yöne. Kocamın yüzü avizeyi dehşet içinde incelemekteydi. Bu ne camımdır? Sanki güneş evin içinde doğmuş gibidir dedi gerilmiş sesiyle. Alt dudağımı dişlerim arasına aldım. İyi ki teknolojik tarafı az gelişmiş bir evde yaşıyorduk. Akın daha tavandaki avizeye böyle tepki verirken onu ultralüks ledler altında düşünemiyordum. Bir kez daha uzandım eline. Onların adı lamba. İçinde mum yok yiğidim. Elektrikle çalışıyor. Ama elektrik ne diye sorma. Vallahi onu anlatacak fizik bilgim yok. Yüzü allak bullak bir yerde mutfağa adeta uzaya çıkmış masum köylü gibi bakıyordu. Aha, ben obaya gittiğimde aşağı böyle mi bakmıştım sanki? Aklıma gelenle ocaktaki çayın altını yaktım. Bebeğimiz bana boşuna çay demletmemiş, babasının geleceğini hissetmişti demek. O vakit Akın Alp'in çayın tadına bakma zamanı gelmişti. Onu tuttuğum gibi şaşkın bakışlara eşliğinde götürdüm sana. Her geçtiği kapıdan temkinle giriyordu içeri. Soru sormasına fırsat bırakmadan gidip onu koltuğa oturttum. Bir öyle dönmüş, bir böyle çevrilmiş. Olmayınca sedirlerden alışık olduğumuz gibi bir ayağın altına kıvırmıştı. Ona hasret dolu gözlerle baktım. Bir gece, yalnızca bir gece geçmişti ama ben binlerce yıldır ayrıymışız gibi özlemiştim onu. Dayanamayıp aniden sarıldım ona. Önceki ise de benim ben olduğumu emin olmuş gibi sarmıştı kollarını. O da haklıydı. Burada hiç onun hazanı gibi değildim ki. Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Bana baksa da gözleri etrafa kayıyordu.
Burada olduğuna inanamıyorum. Seni öyle çok özledim ki. Ama sen beni özlemedin sanki. Duyduğuyla etrafa bakan gözleri bana odaklanmış, kaşları mahzun bir tavırla havalanmıştı. Uzanıp uzun uzun bastırdı dudaklarını alnıma. Bu özlediğine bir işaretti sanırım. İştenlikle tebessüm ettim. Büyük eli ilk kez dokunur gibi değdi saçlarıma. Şaşkınlığımı hoş göresin bağır gözüm. Ben hala düşümde sanırım kendimi. Bu kandiller, tuhaf sedirler. Ama nerede olursan ol bulmuşum seni dedi tok sesiyle mırıldanarak. Gözlerimi kapatıp başımı göğsüne yasladım. Bulmuştu. Dediği gibi yapmış ve beni 500 küsur sene sonrasında bile bulmuştu. Zamanlar arasında bir aşktı bizimkisi. Ve şimdi biz başka bir evren en güzel halimizdeydik. Sevgimizle. Dakikalarca kaldık öyle. Ben göğsünde onun kokusuyla huzur buldum. O etrafı incelemeyi sürdürüp şaşkınlığını geçirdi. Ama yapamazdık biz burada yaşayamazdık. Biz yaşayabilsek bile bebeğimiz burada doğamazdı. Bebeğimiz? Daha haberi yoktu bir bebeğimiz olacağından. Yaptığı bastı zaman ve tayin mekanın şoklarını yaşamaktaydı hala. Usulca kollar arasından sıyrılıp yerinde doğruldum. Öyle çok merak ettiğim, öyle çok anlatacağım şey vardı ki. Uzanıp gece karası saçlarına hasretle dokundum. Çok aradın mı beni? Anam, bacılarım merak ettiler mi ortadan yok olunca? Dedim üzgün çıkan sesimle. Akın bakışlarını daha sakinleşmiş vaziyette çevirdi yüzüme. Saçlarıma, gözlerime, dudaklarıma. Tüm çehremi ezberlemek ister gibi bakıyordu. Elini uzatıp kucağımda duran avcuma doladı parmaklarını. Sencerin güvey toyu sabah uyandım otağda. Baktım baktım içimdeki eksik şeyi bulamadı gözlerim. Ne aklım ne yüreğim yerinde duran koca boşluğu yok sayamadı. Lakin adını da koyamadı. Hissettiğim acıyla doldu gözlerim. Silinmiş miydim yani hepsinden? Hazan diye biri hiç var olmamış gibi miydi hayatlarında? Erim, anam, bacılarım hiçbiri hatırlamamış mıydı beni? Yanağıma damlayan gözyaşım henüz akıp gitmeden silinmişti sevdiğim eliyle. Gülüşük ana, Göktuğ, Hafsa bacı, Sencer, Gülnara bacı hatta Osman Bey'im dahi öyleydi. Bir şey vardı ama yok gibiydi. Uzanıp yanağıma yasladı büyük elini. Duman içi bırakıp Söğüt'e göçmek hiç böyle zor olmadıydı. Göç, Söğüt'e kışlığa göç edilmişti demek, toy günü konuşulan ve sonraki ay yapılması planlanan göç gerçekleşmişti. Bir gece, burada geçirdiğim tek bir gecede olmuştu tüm bunlar, bebeğimin bu denli hızlı büyümesine şaşmamalıydı. Akın'ın gözleri boşluğa düşerken yaşadıkları yerlerinden hiç çekti. Dilerecek gibiydim, içimdeki o mihnetli boşlukla. Ne uyku uğrar olmuştu gözüme, ne bir lokma aşk geçmişti boğazımdan. Sonunda esbab sandığından bir defter geçti elime. Baktım ki içinde Rumca yazılar var. Okuma bilmezim. Lakin Rumca yazıyı tanırım. Soluğu Muvakkit Emmi'nin kıyında aldım. Defteri görende hatırladım mı sonunda deyip ağlamaya başladım. Islak yüzüm ve gözyaşlarıma tezat acı acı gülmüştü yüzüm. Bir tek Muvakkit Emmi unutmamıştı demek beni. Bir tek onun zihninden silinmemişti varlığım. Doğru ya, gerçekleri bilen tek kişi oydu. Telefonum, dijital bilekliğim onun kıyında saklıydı. Bana orada yardım ettiği yetmezmiş gibi kavuşmamıza da vesile olmuştu demek. Akın yutkundu. Hatırlamam demeye varmadı dilim. Emmi okuyasın diye yalvardım. Okudu. O okudukça bildim yaşadığımız ne varsa. İçimdeki o koca boşluğun adı Hazan'mış bildim. Elini istemsizce kaldırıp göğsüne yaslamıştı. Herkes sevmişti obada beni. Sevgi unutturması da aşk başka bir şeydi demek. Akın'ın yaşadığı o adını koyamadığı acılar buna delildi. Başını sallayıp sevgiyle baktı yüzüme. Şimdi buradayım. Burası neredir bilmem. Nasıl gelmişim bilmem. Tek bildiğim içimdeki o boşluğun ancak senin kıyında dolduğu bahar gözlüm. Öyle cesur bir adamdı ki bu adam. Sevdası için yolları değil zamanları aşmıştı. Ne yaşayacağını, neler göreceğini düşünmeden bir bilinmeze atmıştı kendini. Kimsenin hatırlamadığı birinin ardından aşkı için gelmişti. Bir kez daha sımsıkı sarıldım ona. Saat gece yarısını biraz geçmişti. Dayımların köye gidişine hiç bu kadar sevineceğimi tahmin edemezdim. Aklıma gelenlerle geri çekilip sevgiyle baktım ay misali çeyresine. Madem benim için gelmişti buralara, ben de ona sabaha kadar anlatırdım bilmediği ne varsa. Ellerini tutup zifri gözlerine heyecanla baktım. Şaşırmaya hazır olasın beyim dedim içten bir gülüşle. Şimdi sana o çok merak ettiğin sırrımı ve nereye geldiğini anlatacağım. Sonra Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde kuruldu bu devlet.
Durduğum ve irileşmiş gözleriyle beni dinleyen, arada açtığım televizyonu ortalık görmüş gibi bakışlar atan adama tebessümle baktım. Anlatmıştım ona başından geçenleri, sonra da bildiklerimi. Osman Bey'in daha nerelere adım attığını, oğlu Orhan'ın Bursa'yı fethettiğini, torunu Murad'ın ne topraklar aldığını, arada geçen tüm sultanları, Konstantiniyye'yi fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Mekke ve Medine'nin anahtarlarını alıp hadimi olan Yavuz Sultan Selim Han'ı ve daha nicesini. Belki birden fazla ekleniyordum ona ama Akın öyle güçlü ve zeki bir adamdı ki bunları anlayıp kavraması güç olmamıştı. Televizyonu açtığım an belindeki hançere uzanması dışında tabii. Salona dolan seslerle bir baskın aradığımızı sanmıştı, beni küçük çaplı bir gülme krizine sokmuştu. Azıcık bozulsa da ilgisini çeken televizyon sayesinde çabuk atlatmıştı çoku. Derinden bir nefes çekip başını salladı. Türkler bakidir, zayi olmaz derdi babam. Bir devlet yıkılırsa yerine yenisini örer eyvallah dedi düşünceli ses tonuyla. Dönüp yüzme boş ama bir o kadar da anlam dolu gözlerle baktı. Peki ya imdi ahval nedir? Sorduğu soruyla karşımızda açık duran televizyona kaydı bakışlarım. Geçin sıkıntısı almış başına gitmiş, ekonomi çökmenin eşiğine gelmiş, altın olmuş 800 lira. Ne cevap verebilirdim ki ben geçmişten gelen bu adama? Kesik birkaç nefes çektim içime ve sükunetle mırıldandım. Şimdi hem bir Osman hem de Mustafa Kemal gerekir yiğidim. Düşünceyle başını sallayıp önündeki sehpaya bıraktığım bardağa yavaşça uzandı. Elbette 1300'lü yıllardan gelen kocamla çay keyfi yapacaktım. İlk yudumu aldığımda suratı şekilden şekle girse de şekerli olduğundan şerbete benzetip içmeye devam etmişti. Uzanıp tepsiye bıraktığım çikolatayı aldım ve ağzına uzattım. Kaşları ürkekçe olansa da bana duyduğu güvenle ağzını açmıştı. Ah tatlı çocuk, bir çikolata reklamlarındaki kas yığınları seni görse spor salonlarının ödedikleri ücreti geri alıp daha taşa vururdu kendini. Derken aklıma gelenle doğruldum. Böyle iyi hoştu da her geçen saniye aleyhimize işliyordu, geri dönmek için bir çare bulmalıydık. Ama nasıl? Geri dönmeliyiz. Burada yaşayamayız dedim kendi kendime söylenir gibi. Kanlı donlay zaman için aracının yamacında beklemiştim ancak bana yol açılmazken Akın çıkıp gelmişti. Belki onun geldiği yol farklıydı. Dönüp gözlerimi merakla kırpıştırdım. Sen nasıl geldin buraya? Muvakkit emmi sayesinde mi? Akın sorduğum soruyla bir an duraksamış, sonra gözleri irileşirken çabucak uzanmıştı kuşağına. Elini çıkarttığında avuçlarında bir saman kağıt tutmaktaydı, bana uzatıp başını salladı. Nasıl geldiğini bilmem, lakin muvakkit emmi bunu sana yollamıştır. Bunu Hazan kıza veren de döneceğinizi bilecek demiştir. Sabırsızlıkla açtım saman kağıdı. Bu bana Latin harflerle Türkçe yazılmış bir mektuptu. İstemsizce gülümsedim. Ona bu lisanı öğretmem için ne çok ısrar etmişti. Demek vardı bir bildiği. Derin bir nefes alıp okumaya başladım kargacık burgacık yazıları. Gidişin beni gama boğmuştur Hazan kızım. Ahalinin seni bilme işi de içime oturmuştur. Akını perişan gören de karar verip 7 gece hacet namazı kılarak dalmışım uykuya. 7. gece hacetim halis olmuş ve düşme İbn Arabi Hazretleri eşit etmiştir. Bu defterin geçmişe ait olduğunu ve dahi senin onu getirmekle görevlendirdiğini anlatmıştır bana. Görevin biten de geleceğe dönmüş idin. Şimdi gelecekte geçmişe ait bir emanet vardır. Yüce Mevlam'ın sana ve Akın'a emaneti ve Akın Alp emanetini geçmişe geri getirmek için gönderilmiştir. Ayın tek gidişi olacak kan donayla sırlı kapıdan emanetle dönecektir. Büyüdü göz bebeklerim. Dönüş belliydi ve Akın buraya hiç haber olmadığı emanetini yani bebeğimiz ve beni almaya gelmişti. Zihnim düşüncelerle yorulurken sıktım avuçlarımı. Ayın tek gecesi denilen yarın geceydi. Yarın gece ama hangi sırlı geçişten dönülecekti? Milyon tane soru vardı aklımda. Bir de bana merakla bakan bir çift göz. Artık vakti gelmişti de geçiyordu. Obaya döndüğümüz vakit söylemeyi isterdim bir evladımızın olacağını ancak buraya gelişi dahi onun içindi. Koltukta yanına doğru kayıp sıkıca kavradım ellerini. Yüzüme hala beklentiyle bakıyordu. Kalbimse Ramazan davulları gibi vuruyordu göğüs kafesime. Tuttuğum ellerini alıp artık belirginleşmeye başlayan karnımı usulca yasladım. Hissettiği şişlikle bir an havalanmıştı kaşları. Zifiri bakışları bir şeyler anlamış gibi döndü yaprak yeşillerime. Yanaklarıma süzülen mutluluk gözyaşlarıydı bu kez. Başımı ağır ağır salladım. Bebeğimizi taşırım akınım diyebildim titreyen sesimle. Karnımda duran elleri istemsizce kıpırdamış, inanamaz bakışları bir yüzüme, bir ona dönmüştü.
Doluverdi gece gözleri. Baba olacağını böyle bir durumda öğrensin istemezdim ama bizim şartlarımız da bunu gerektiriyordu işte. Bir anda Deniz sımsıkı sardı ebetli kolları. Kalbin hızlı atışlarını hissedebiliyordum. Saniyeler sonra gelece gelip bakmıştı yüzüme. Ah, bu bakışın hasretiyle kavrulmuştum ben günlerce. Baba olacağım he mi? Dedi titreyen sesiyle. Konuşmaya mecal bulamayıp salladım başımı. Baba olacaktı. Öyle de güzel bir baba olacaktı ki. Elleri yanaklarıma şefkatle dayanırken alınlarımız birbirine yaslandı. Hayatının belki de en zor gecesiydi bu. Bir anda öğrendiği şeyler, bir anda aldığı müjde, fısıltı halinde ettiği şükürler dolmuştu kulaklarıma. Geri çekilip yüzüne hasretle baktım. Nerede, ne durumda olduğumuz umurumda bile değildi şimdi. Ben yalnızca bu adamı istiyordum. Hem de her zerremle. Bedenim ona doğru uzanırken bir anda bastırmıştım dudaklarımı dudaklarına. Şaşkınlığını atıp o da karşılık vermişti. Sımsıkı sarılmıştık. Hadi şu geleceği biraz ateşe verelim sevgilim dedim. Sonrasında huzur dolu uykumdan huzur dolu bir anı açtım gözlerimi. Eşim, yuvam, sevdiğim adam beni heybetli kollarına sımsıkı sarıp göğsüne yaslamış o kısa ve temkinli uykularından birine dalmıştı. Bakışlarım esmer çehresinde hayranlıkla gezindi. Onunla gelecekte bir gece geçirmek, sonra da sabahın ilk çıklarıyla uykuya dalmak öyle güzeldi ki. Bir de o vardı tabii. İçimde bir kelebek gibi kanat çırpan meleğim. Bugün ne kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Ancak hareketlerinden anlaşılacağı üzere epey büyümüş olmalıydı. Buruk bir tebessüm asıldı dudaklarıma. İçine düştüğümüz imtihan sebebiyle doğru düzgün bir hamilelik dönemi daha geçiremiyordum. Hızlandırılmış videolar gibi çarpı 5 hızında büyüyordu yavrum. Ama bu gece dönecektik inşallah ait olduğumuz zamana. Gelecek bize iyi gelmiyordu. Bir gecelik tadını çıkarmış, bunu ömrü billah hoş bir seda olarak anacaktık o kadar. İstemsiz kıpırdanışım her antilikte uyuyan erimin gözlerini açmasına sebep olmuştu. Bir an kaşlarını çıtarak etrafına baksa da beni kollar arasında bulduğu an yumuşamıştı yüzü. Büyük elini yanağıma yasladı. ''Uyanmışsın bağır gözüm'' dedi uyku mahmuru sesiyle. Dirseğimin üzerinde yükselip ona uzun uzun baktım. Bu anı, bu görseli aklıma kaydetmek istiyordum. 2000'li yıllarda benim yatağımda uyuyan bir akın Alp. Bulunduğumuz gerçekliğin içine her düştüğümde sevinçten çığlık atasım geliyordu. Dönecek olmanın iç huzuruyla tüm günü gelecekte geçirecektik. Ona sevdiğim ne varsa göstermek istiyordum. Geçmişe döndüğümüzde artık aramızda sırda kalmayacaktı. Daha ne isterdi ki boğazan? Hiç beklemeden sıyrıldım kolları arasından. Ayaklanıp sabaha karşı banyodan çıktığımda giydiğim pijamamı düzelttim. Karnım düne göre çok daha büyümüştü. Tesettürlü olmanın faydasını bugün bir kez daha görecek, salaş giysilerimle dışarıya gebe görünmeyecektim. Ellerimle şişkin göbeğimi okşayıp gözlerimi yatağıma zor sığan adama çevirdim. Bugün güzel bir gün olsun isterim. Sana sabah aşı hazır edeceğim. Lakin bu obadaki aşılardan farklı olacak. Akın duyduğu lezzini buruşturup oturur pozisyona geçti. Akşamdan beri ona çay, çikolata, cips ve kola tattırmıştım. Pek sevdiği söylenemezdi. Damak tadı asla bunları elverişli değildi. Ve sanıyorum ki mutfaktaki çakma tereyağından yemek yerine aç kalmayı tercih ederdi. El çabukluğu da alışık olduğu bir şeyler hazır edecektik artık. Yüz ifadesine kıkırdayıp salık duran saçlarımı örmeye koyuldum. Mutfağa asla salkım sıcak saçlarla giren biri olmamıştım. Bakışlarım aynaya çevrilmişken dönüp beni izleyen adama muzip tavırla baktım. Ben aşını hazır edene dek sen de elini yüzünü yıkayasın diyeceğim ama korkarım dün geceki gibi çeşmeyi sökmeye kalkmayasın dedim bıyık altı gülüşüm cümlenin sonuna doğru kahkahaya evrilirken. Gözümün önüne dün gece duş alsın diye banyoya götürdüğüm ancak 100 kere tarif etmeme rağmen çeşmeyi çevirmeyip çekiştiren kocam gelmişti. Banyo yaparken suyun bitmesinden endişe duyması da cabası. Akın bana yapmacık bir trip atarken ayağa kalkmış dolabın üstünde duran içlik gömleğini alıp sırtına geçirmişti. Eğer dışarı çıkacaksak ona bu zamana uygun kıyafetler ayarlamalıydım. Dayımın kıyafetlerinden almak zorundaydım. Kendisi ufak tefek bir adam olmasa da kıyafetlerin Akın olacağına dair şüphelerim vardı. Akın benim odamdaki kapıdan banyoya girerken ben de dayımların odasına gidip gözüme en büyük beden görünen kıyafetleri alıp gelmiştim. Ah, tarihi eser kocama kot gömlek tarzı çok yakışacaktı. 40 yıl düşünsem onu böyle göreceğim aklıma gelmezdi. Kıyafet ve kahvaltı faslı epey koşturmacalı bitmiş, sonunda evden komşulara görünmeden çıkmayı başarmıştık. Akına gir dediğim kıyafetler tam tahmin ettiğim gibi bir miktar dar olsa da
akşama dek idare edecekti artık. O etrafın olağanüstü şeyler görüyormuş gibi bakışlar atarken uzanıp eline sıkıca kavradım. Sevdiğim adamla Bursa sokaklarında olmak öyle güzeldi ki. Her takıldığı şeyi soruyor, ben de elimden geldiğince yardımcı oluyordum. Şok olmuş bakışlar arasında otobüse binmiş, çarşı girişinde inmiştik. Elini tutmasam ağzı açık etrafa bakan küçük bebekler gibi kaybolması işten değildi. Hem mahzunlaşıyordum bu haline hem gülüyordum. Meşhur Bursa Kapalı Çarşısı'na gelip kuyumcuların olduğu tarafa önermiştik önce. Bugün kısmetimizin açık olduğu bir gündü. Dayımların evine ilk taşındığım zamanlar annemin teyzesi bizi ziyarete gelip bana anneannemden kalma bir süt küpe, Mirhan'a ise onun takımı kolyeyi vermişti. Aile yadigarı gibi görülen parçalardı ama Mihran annesinin canını yiyip kolyeyi bozdurmuş, parasını çoktan çarçur etmişti. Gözlerim benim küpelere döneceğini anladığımda ise odamdaki eski dolabı çekip altındaki kırık yer karosunun arasına saklamıştım küpelerin olduğu kutuyu. Ve onları kaybettim diye kandırırken kendim de unutmuştum varlığını. Ama her şeyin bir vakti vardı. Bugün hiç beklemediğim bir anda, üstelik ihtiyacım da olduğu zaman da gelmişti aklıma bu küpeler. Girdiğimiz ilk kuyumcuda Akın'ın şaşkın ördek yavrusu bakışlar arasında bozdurmuştuk küpeleri. Şimdi istikamet en yakında bulunduğumuz kadın doğum muayenesiydi. Parasını verince önceden randevu almaya gerek de kalmamıştı. Dışarıda sıramızın gelmesini beklerken Akın'ı içeriye girince göreceklerini hazırlamaya çalışmıştım. Ne kadar dil dökersem dökeyim bir cihazdan bebeğimizi göreceğimiz fikri aklına yatmıyordu. Sonunda sıramız gelmiş, içeri girmiştik. Doktor güler yüzlü tatlı bir kadındı. İlgisi işin nehli olduğunun bir göstergesiydi. Rutin birkaç konuşma sonrası beni ultrasona almıştı. Akın bir an karnıma yaslanan tuhaf aleti tekli gösterecek olsa da doktora sezdirmeden onu sakinleştirmeyi başarmıştım. Kadın heyecanlı bir tavırla ekranı bize doğru çevirdi. Ben dedi bakışları renkli görüntüde dehşetle dolaşırken ne yalan söyleyeyim şaşkınlık içerisindeyim. Meslek hayatım boyunca çok iri bebek gördüm ancak böyle gelişim ileri de üstelik kilo ve boy bakımından bu kadar fazlasını ilk kez görüyorum. Kadın bir duraksayıp başını yanımızda gözlerini her yanda dikkatle dolaştıran kocama çevirdi. Sanırım genetik yatkınlık babaya çekmiş. Dudaklarımı birbirine bastırıp atmak üzere olduğum kahkahamı işime hapsettim. Bu zavallı kadıncağız bir de bebeğimin iki gecede yaklaşık 5 aylık olduğunu duysa kalpten giderdi herhalde. Muayene bittiğinde gidip masasına oturmuş, reçeteye uzansa da vazgeçip yerine geri bırakmıştı. Dünyaya getireceğim tosuncuğun daha vitamine ihtiyacı yoktu anlaşılan, üzerimi düzeltirken bir yandan elindeki ultrason fotoğrafını evirip çevirip incelemeye çalışan elime göz ucuyla baktım. Ona çok yüklendiğimin farkındaydım. Ama sır konusunda üzerime öyle çok gelmişti ki içimde o olsun diyen hazana engel olamıyordum. Doktor hanımla son görüşmeyi yapmak üzere tekrar masaya geçtim. Kadıncağız üzerindeki şaşkınlığı henüz atamamış olsa da zorlukla gülümsemişti. Durum çok iyi Hazan Hanım. Hatta çok çok iyi. Sizi mutlaka tekrar görmek istiyorum. Mümkünse beslenme ve sağlık rutinlerinizi de öğrenmek isterim. Oğlunuz şu ana dek gördüğüm en mükemmel bebek. Ve doktoru yüzümdeki tatlı tebessümle dinlerken bir duyduğum şeyle irice açılmıştı gözlerim. Oğlumuz? Bizim bir oğlumuz olacaktı. Cinsiyeti belli olacak kadar büyümüştü demek. Ellerimi açık kalan ağzıma kapatıp yaşlara dolan gözlerimi kırpıştırdım. Orhan'ı, Alaaddin'i, Oğuz'u ilk doğduklarında kucağıma alırken içimden onlar gibi hayırlı bir evlat dilemiştim ve Rabbim şimdi bize de onlar gibi bir oğul nasip edecekti. Doktorun burada olduğunu bile unuttum o an. Ayağa kalkıp yanımda konuşmaları anlamak için kendini zorlayan adama gözyaşlarıyla baktım ve yalnızca bir cümle döküldü dudaklarımdan. Oğlan babası olacaksın Akın Alp. Sonrasında imdi bu ayağı mıdır? Ayağıdır. Bu başıdır he mi? Başıdır. Bu? Bıyışımda dönüp ultrason fotoğrafını ezberlemeye çalışan kocaman manidar bir bakış attım. Fotoğrafın her ayrıntısını yaklaşık 7'şer defa açıklamıştım. Lakin oğluna bakmaya doyamıyordu adam. Gerçi doktorun yamacında oğlumuz olacak diye nara atmasaydı daha iyiydi ama en azından belini havaya savuracağı bir fırsatı yoktu. Yoksa sorumuz Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde bitecekti. Günümüz artık iyiden iyi akşama dönmüştü. Karanlık çökmeden görmesini istediğim bir yer, daha doğrusu biri vardı. Aslında yakinen tanıdığı biri. Bu sebeple tophane sırtlarına gelmiş türbelerin hemen yamacında benim her daim gölgesinde dinlendiğim ağacın dibinde oturmuştuk.
Uzanıp ultrason fotoğrafını kibarca elinden alıp cebime attım ve dönüp zifiri gözlerine ifadesiz bir halde baktım. "Görmeni istediğim biri vardır. Lakin ne diyeceğini bilemem," dedim kısık bir sesle mırıldanarak. Meraklı bakışları yüzümde ilgiyle dolaştı. Bugün haddinden fazla şeyle tanışmış, haddinden fazla yeniliğe ayak uydurmuştu. Fakat hiçbiri az sonra göreceği manzara kadar etkilemeyecekti, onu biliyordum. Bir şey demesine fırsat vermeden ayağa kalkıp onu elime uzattım. Sorgulamamaya alışmıştı. Ayaklanıp içinde fazlasıyla rahatsız olduğu dar kıyafetlerle yanımda yürümeye başladı. Evvela sütunları, sonra al kıyafetli görevlilerin durduğu kapıyı geçmiştik. Her adımda içim tuhaf bir hisle titrese de o hala merakla bakınıyordu. İçerideki birkaç kişinin çıkmasını bekleyip öyle girdik sandukaların olduğu kısma. Kaşları çatılmış, bunların birer mezar olduğunu anlaması zor olmamıştı. Bakışları en büyük sandukaya takıldı. Onun sandukasına ve kalbi adeta kimin huzurunda olduğunu hissetmiş gibi mırıldandı. "Beyim?" Engel olamadığım inci taneler döküldü yanaklarıma. Başımı sallayıp belli belirsiz tebessüm ettim. Zifiri gözleri kocaman açılmış, suratı acı dolu bir ifadeyle allak bullak olmuştu. Kolay değil, daha dün canlı kanlı gördüğü zatın yüzyıllar yaşındaki kabrini görüyordu. Heybetli omuzları düşerken bir anda çöküvermişti yere. Dün geceden beri onu şaşırtan çok şey görmüş ve dahi duymuştu. Ama hiçbiri onu Osman Bey'in kabri kadar etkilememişti. Şişkin karnım el verdiği kadarıyla çömeldim yanına, onun yaşadığı bu hüznün tam zıttını yaşamıştım obaya gittiğimde. Ve bu çok büyük sevgi ve saygıyı aşk sanıp haftalarca o zatın gölgesinde gezmiştim. Şimdi de akım benimkine benzeyen ancak tam zıttı olan bir hisle yoruluyordu. Ellerimi uzatıp koluna dokundum, ağlıyordu. Sanki dün geceden beri içinde biriken ne varsa dökmek ister gibiydi zifiri gözleri. Koluna sımsıkı sarılıp başımı omzuna yasladım ve kısık bir sesle mırıldandım. "Kavuşmaya az kaldı yiğidim, sabredesin." Sonrasında dalgın ve yorgun bakışlarımız Ulu Cami'nin meşhur şadırvanına dalmışken ben en sevdiğim yerde en sevdiğimle olmanın huzurunu yaşıyordum. Akınımla bir hayalimi gerçekleştirmiş, akşam ve yatsı namazını Ulu Cami'de eda etmiştik. Ondan seneler sonra yapılacak bu binanın içinde en geçmişte olduğu gibi huzurluydu. Derin bir nefes alıp başını omzundan usulca kaldırdım. Vakitler yatsıyı geçmiş, gece yarısı yaklaşmıştı. Fakat öyle bir şey vardı ki atladığımız beni gerim gerim germeye yetmişti. Muvakkit emminin mektubunda bahsettiği sırlı kapı, benim gidiş ve dönüşüm dayımların evinin bahçesindeki çınar ağacından gerçekleşmişti. Lakin bu kez farklıydı. Sırlı kapı diye bahsedilen yine o zamana açılan bir geçiş olmalıydı. O zamanın olmalıydı ama ne? Prusa'ya bir defa tüccar esbabına bürünüp girmiş idik. Lakin böyle değildi. Değişmiş, çok değişmiş. Başımı çevirip bakışları hala şadırvanda duran erimin yüzüne baktım. Osman Bey'in türbesinden çıktığımızdan beridir daha sakindi. Belki içinde fırtınalar kopuyor ama bana belli etmiyordu. Dediğine tebessüm edip başımı salladım. Onun zamanında Bursa henüz alınmadığı için bambaşka bir haldeydi. Bunu tarih kitapları da söylüyor. Hatta adını Hitit İmparatoru 1. Prusias'tan aldığı iddia ediliyordu. Derin bir nefes çekip bakışlarımı sütunlarda ve üzerlerindeki hat yazılarında gezdirdim. Okumayı bilene bambaşka bir lisandı Bursa. Hem yeşil hem maviydi. Osmanlı hamurunun yoğrulduğu tekne, kurulduğu en güvenç değildi. Devlet-i Aliye'nin çakır gözleriydi. İstanbul önemli fakat İstanbul'dan daha azizdi. Ne demiş büyük şair şiirinde? Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük şadırvandan şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Duranlaştı zihnim, aklım dilimden dökülen kelama takıldı. Evvelden beri çok severdim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu şiirini fakat hiçbir an durup böyle bakmamıştım. Lisedeki edebiyat hocamız içinde geçen her yeri bize tek tek anlatmıştı oysa ki. Eski cami avlusu derken Gazi Orhan Camii'nin avlusundan bahsederdi. Küçük şadırvan derken saatlerdir izlediğimiz bu şadırvanı, Orhan zamanından kalma bir duvar derkense iyice açıldı gözlerim. Şiirin o mısrasını aklımda bir kez daha döndürdüm. Bir kez daha, bir kez daha. Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyar çınar.
Tabii ya dedim gözlerim ardına dek dehşetle açılırken. Akın dönüp yüzme beklentiyle bakmış, ben ise içimden Mısra'yı tekrar etmeye devam etmiştim. Bulmuştum işte, bulmuştum. Mektupta bahsedilen sırlı kapı önceki kapıyla aynı zamandan olacaktı. Yani çınar ağacıyla. Onunla bir yaşta ihtiyar çınar. Çınar ağacıyla bir yaşta olan neydi? Elimi karnıma koyup yavaşça kalktım ayağa. Kenarda duran ve sabah evden çıkarken içinde esbaplarımızı koyduğum çantaya uzandım ve başımı çevirip dilini yutmuş gibi beni izleyen kocama elimi uzattım. Hadi beyim, dedim gözlerim mutlulukla parıldarken, ait olduğumuz yere gidelim. Sonrasında zaman o zamandı. Vakitler gayrı gece yarısını vurmakta, bizse mektupta geçen sırlı kapının önünde durmaktaydık. Ulu Camii'nden çıkan ayaklarımız bizi adım adım Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hocalığını yapan Mehmet Muhyiddin Hutvaydi Hazretleri'ne getirmişti. Evvela bu zat-ı muhtereme birer Fatiha hediye eylemiş, daha sonra türbesinin hemen yakınında bulunan o yere gelmiştik. Köhne bir taş duvardı burası. Lakin Orhan Bey zamanında örülmüş Bursa Kalesi'nin son parçasıydı. Ondandır ki bizi geçmiş zamana götürecek sırlı kapı buradan açılacaktı. Heyecan doluydu içim. Akınsa durgun. Yaşadıklarımızı sindirmesi zaman alacaktı. Ben bile hala inanamazken o bambaşka bir ruh halleriyle dolanmaktaydı ortalıkta. Derin bir nefes alıp başımı gökyüzüne kaldırdım. Kanlı dolunay yıldızlar arasındaki yerini çoktan almış, bize geçmiş zamanın girdabını açmakta anahtar olmayı bekliyordu. Tüm benliğimle onu son kez görüyor olmayı diledim Rabbimden. Artık gücüm yoktu iki dünya arasında savrulmaya. Üstelik içimde geçmişe ait bir can taşırdım. Derken o tanıdık ama bir o kadar da yabancı rüzgar esmeye başladı. Tüm hücrelerim anın heyecanı ve korkusuyla titrerken çareyi sevdiğim adamın elini tutmakta bulmuştum. Akın artık olan hiçbir şeye şaşırmıyordu. Öyle yorgundu ki istediğimiz tek şey eski huzur dolu günlerimize geri dönmekti. Rüzgar esti esti. Üzerimize kıyafetlerimiz daha uçur gibiydi. Derken bir sükunet çöktü dünyaya. Karanlık adeta üzerimize bir yorgan gibi örtüldü. Kesik nefesler çektim içime. Şimdi ne görebildiğim ne de duyabildiğim bir şey vardı. Adeta bulutlara basar gibi havalandı kademlerimiz ve biz farkında olmasak da kıpırdandı dillerimiz. Ya Fettahul Alim. Sonrasında 100 yıllık bir uykunun yorgunluğu asılıydı göz kapaklarımda. Sisli dumanlı olan zihnim derin uykudan uyansa da bedenim bu hareketlenmeyi reddediyordu. Zorlukla kıpırdattığım kirpiklerimi yerinden bulanık görüntü yavaş yavaş netleşmiş, görüş açıma loş bir ışığın aydınlattığı taş duvar girmişti. Yutkunarak göz bebeklerimi etrafta gezdirdim. Bir mağaranın içinde olmalıydık. Burnuma dolan is kokusu loş ışığın kaynağı olan ateşin varlığını hissettirmişti. Yattığım sert yerden hafifçe kıpırdanıp başımı çevirmeye çalıştım. Ateş başında oturan akının kucağında yatıyordum meğer. Her yanımın sızlaması uzak yollardan gelmiş olmanın yan etkileriydi. Bakışlarım uyandığımı fark etmeden dalgın gözlerle yan ateşi izleyen erime takılmıştı. Kurumuş dudaklarımı dilimle ıslatarak kalkmak için hamle yaptım. Lakin hamlem boşa çıkmış, ellerim kucağımda bir basketbol topu kadar büyümüş duran karnıma sarılmıştı. Bebeğim daha da büyümüştü. Gelecekte 6 aylığa yakın olan gebeliğim şimdi muhtemelen 8. ayına girmek üzereydi. Hamilelik dönemimin hiçbir anını doğru düzgün yaşayamamış olmanın hüznü yumru gibi oturmuştu boğazıma. Ama olsun. Sağlıklıydı ya, o her şeye bedeldi. Hazanım. Başımı çevirip hala kucağında yattığım sevdiğimin ay misali çeyresine baktım. Hem benim hem de Akın'ın üzerinde bu zamana ait esbaplarımız vardı. Tuhaftı. Sanki hiç gitmemişiz gibiydi ahvali. Elleri gebelikten şişmeye başlamış yüzümde sevgiyle dolaşırken ben yaprak yeşili gözlerimi zifirlerine dikmiştim. Bir şüphe düşmüştü içime. Bir şüphe ki beni bir kez daha dumansız ateşler de yakabilirdi. Ümit dolu bakışlarım dinamdaki elinin üzerine avucumu kapattım. Akınım neredeyiz? Necedir uyurum ben dedim sesim istemsizce titrerken. Hatırlıyor olmasını umuyordum. Yaşadığımız her şeyi hatırlıyor olmalıydı. Eğer onları bir ya yahut yok sayarsa bu defa dayanamazdım. Her şeyi sil baştan yaşayacak mecalim yoktu. Hele ki karnım burnumda yavrumuzu beklerken hiç. Bakışları bir kez daha sessizce ateşe kayarken derince iç çekti. Su kesen tarafında bir mağaradayız.
sürete dönmek için uyanmanı beklerdim, dedi kendi kendine konuşur gibi. İçimdeki huzursuzluk bu düşünceli haliyle perşinlenişirken kolundan destek alıp doğruldum. Sırtımı bu kez duvara yaslamıştım. Başımdaki börkü düzeltip esbabımın uzunu çekiştirdim. Bu esbablar dedim bir fısıltı gibi çıkarken sesim. Cümlemi tamamlayıp korktuğum o şeyi soramadım. Lakin anlamış ki bana bakmış elin ucuyla yanağıma bir okşayış bırakmıştı. Ben giydirmiştim. Derin bir nefes üfledim buku bulan iç huzurumda. Eğer döndüğümüzde Akın hiçbir şey hatırlamıyor olsaydı ve ben bir kez daha ondan sır saklayan bir konuma düşseydim, sıkıntıdan kanser olmam işten bile değildi. Elimi göğsüne yaslayıp binlerce kez şükrettim. Burada olmak, bu zamana dönmek öyle güzeldi ki, anamı, bacılarımı görmek için sabırsızlanıyordum. Yokluğumuz aylar sürmüştü. Kafamda ise bin bir tane soru. Beni hatırlayacaklar mıydı? Peki Akın'ı? Ya zamanın nasıl geçtiğini onlar da anlamadıysa, nasıl anlatacaktım doğmaya gün sayan bu Emine ahvalini? Akın doğrulup elini belindeki kuşağına uzattı. Aklımdan binlerce soru geçerken onu yalnızca boş gözlerle izleyebilmiştim. Elini uzatmış ve avucundaki küçük kağıt parçasıyla çıkarmıştı. Bir anda büyüdü gözlerim. Bu bebeğimizin ultrason fotoğrafıydı. Demek bizimle 1300 yıllara kadar gelmişti o da. Akın'ın mutlulukla parıldayan gözleriyle yüzüme baktı. O zaman da seni mutlu eden ne vardı dersen cevabım bellidir Gökçek Hatun'um, dedi tek sesiyle. Gözlerimin dolu vermesine engel olamadım. Hiç olamayacak olanı oldurmuş, bebeğimizin kalp atışlarını dinleyip cinsiyetini öğrenmiştik. Ve şimdi yine geçmişteydik, ait olduğumuz yerde. Ellerim şişkin karnım üzerinde sevgiyle gezdi. Oğlum bir güzel memleketlerde bu güzel insanlar arasında doğacaktı. Küçüklüğümden beridir hayranı olduğum Osman Bey'in dizi dibinde. Orhan Bey'in evlatlar arasında büyüyecekti belki de. Mutluluk olarak bunlar yetmez miydi hiç bana? Akın, ultrason fotoğrafını kuşağına geri koyup karnıma doğru uzandı. Büyük eller evvela oğlumuzu sevmiş, sonra da babasını hisseder gibi sert rahatlığı çekmeye hedef olmuştu. Minik bir sıçramayla karşılamıştım bu muhteşem anı. Oğlum sandığımdan daha güçlüydü ve şimdiden böyleyse doğana dek çekeceğim çilenin, yiyeceğim tekmenin adli hesabı yoktu. Kurban olduğum zifiller çocuksu bir neşeyle dönmüştü karnıma. O ne vuruştu hele benim aslan oğlum. Ananı hiç mi düşünmezsin? Küçük bir kıkırtı çıktı dudaklarımdan. Aradan çekilmiş, babayla oğlum muhabbetini seyret almıştım. Derken küçük beyden bir sert tekme daha gelmişti. Bu kez canım gerçekten yanarken istemsiz yenilemiştim. Elimin gülen yüzü halimi gören de ciddileşmiş, başını karnıma yaslayarak mırıldanmıştı. Hatunumun canını yakmayasın oğlum. Şimdi neyse de Doğan elime düşersin haberin ola. İçimdeki afacan bu tehdit karşısında bir miktar tırsmış olacak ki tekmelerin arkası kesilmişti birden. Memnuniyetle baktım sevdiğim adamın esmer çehresine. Geleceğe gidip gelmek oğlumuzu kısa zamanda büyüttüğü gibi onu da olgunlaştırmış gibiydi. Aradan bir yıl yakın zaman geçtiğini düşünürsek öyleydi elbet. Saçları değişmeye yüz tutmuş, zifri gözlerinin kıyısında 30'una yaklaşmanın belirtisi minik birer çizgi belirmişti. Lakin karizması hiç olmadığı kadar yerindeydi. Dışarı çıkarken yüzüne gözüne kömür süresim geliyordu. Böyle güzel bir adam olabilir miydi? Gelecekte olsak sonumuz Best of Model yarışmasında olacaktı belli ki. Derin bir nefes alıp başımı göğsüne huzurla yasladım. O varken hiçbir şeyden korkum yoktu. Çünkü biliyordum benim yiğit yerim eninde sonunda bizi düzlüğe çıkarırdı. Heybetli kolları beni sımsıkı sarıp kendime iyice yaslarken mırıldanmıştı. Vakit kaybetmeden yola düşmemiz icap eder. Karanlık çökmeden Söğüt'e varmamız gerekir. Sonrasında Akın'ın sözüyle hiç vakit kaybetmeden düşmüştük yola. Mağaradan çıkarken havanın soğuk olabileceğini düşünmüştüm. Lakin dize kadar kar olacağını asla akıl edememiştim. Normal zamanda bile karda zorlukla adım atan ben koskocaman bir göbekle daha yolun yarısında tükenmiştim. Bir bineğimiz olmadığı için yolculuk yaya ve oldukça çetin geçiyordu. Akın her fırsatta dinlenmem için karsız bir kıyı kollarken ben artık bacaklarımı hissetmez olmuştum. Gergin çehresiyle dönüp hızlı nefesler alan bana endişeyle baktı. Sıkasın dişini azanım, vallahi çok az kalmıştır dedi üzüntü sesinden daha yanlışlarken. Zorlukla tebessüm etmeye çalıştım. Her adımda karımın ağırlığı daha da artıyor gibiydi. Hamileliğin bu kadar zor olduğunu bilsem yeminle gidip her gebe hatunu alnını öperdim. Elimin koluna kuvvetliler gibi tutunup zor da olsa adımlarımı atmaya devam ettim.
Kafamın içinde dönen düşünceler daha yorucuydu esasında. Yürüyüş yorgunluğu onları yalnızca gölgelemişti. Söğüt'e hem bir an evvel varmak istiyor hem her adımda korkuyordum. Ya beni hala hatırlamıyorlarsa, ya akıllarından silindiğim gibi kalplerinden de silindiysem, ailem de onlar benim. Ana baba ayrı kardeşlerimdi. Nasıl devam ederdim hayatım onlar olmadan? İncecik yağan karın altında devam ediyordu yürüyüşümüz. Akın ne kadar yorgun olursa olsun tık dememiş, hem beni destekleyip hem de yürümeye devam etmişti derken bir at sesiyle irkilmiş ikimiz de. Başımızı yürüdüğümüz tarafa çevirmiş, bize doğru koşan atlıyı görünce mutluluktan ne yapacağımızı bilememiştik. Atlı yaklaşmış, yaklaşmış ve yakınımıza varmıştı. İşte şimdi tanımıştık onu. Bu Muvakkit Mahmut Çelebi'den başkası değildi. Bizi gördüğü an atından yere konmuştu, dolu dolu gözlerle kollarını iki yana açtı. ''Gelmişsiniz, Rabbime binlerce şükür gelmişsiniz.'' demişti. Akın hasretle sarılırken gözlerime mutluluk ve duygusallıkla dolmasına engel olamamıştım. Dönmüştük evet. Bize, bana, Akın'a ettiği yardımlar sonsuz desteklerle dönmüştük. Ta geleceğe uzattığı yardım eliyle dönmüştük. Nemli bakışları erimden bana çevrildiği an hiç beklemeden uzanmıştım eline. ''Muvakkitem mi?'' dedim titreyen sesimle. Güzel adam hem elini öpmeye müsaade etmiş hem de bana başıyla selam verip samimiyetle gülümsemişti. Akın'a dönüp kolundan usulca kavramıştı. ''Gebe hatunu yormamak gerekir evladım. Sen hatununu ata bindiresin. Biz kalan yolu seninle eyleşe yürürüz.'' Elimin kaşları bir an duyduğu lavalanmıştı. Benim hamile olduğum Akın dahi bilmezken, üzerimdeki bol dışarılığım karnımı belli etmezken Muvakkit emminin biliyor olmasına şaşırmıştı. Lakin emmi onun bu şaşkınlığını anlamış olacak ki gülerek başını sallamıştı. Öyle ya, mektubunda bahsettiği emanetin ne olduğunu biliyor olmalıydı. Yaşlı gözleri kısıldı. Seni ötelere yollayan emanetini hatununla birlikte getirmişsin. Değilsin hele, neler görmüşsün o vakitlerde? Akın duyduğuyla evvela tebessüm etmiş, sonra da derin bir nefes çekmişti içine. Anlatacağı çok şey vardı biliyordum. Muvakkit emminin ne kadar çok merak ettiği de ortadaydı. Dönüp, önce beni ata yavaşça bindirmiş, yılları kalın bileğine sıkıca dolarken yola koyulmuştu. Ve başlamıştı anlatmaya. ''Emmi, görsen mumları, sanırsın gece ortasında otağa güneş doğar.'' ''Yok ya, hele bir de otağın içinde bir sandık vardır ki içinde avuç kadar azamlar gezer.'' Sonrasında derin bir nefes alıp başımı yanımda tüm heybetiyle duran erime özünle çevirdim. Zifiri bakışları bana güç vermek ister gibi usulca açılıp kapanmıştı. Tebessüm etmeye çabaladım, yapamadım. Çünkü önünde durduğumuz bu kapı bana eskisi gibi açılana dek gülmeyecekti yüzüm. Ben yine Gülüşük Hatun'un kızı olana dek mutlu olamayacaktım. Muvakkit emminin yardımıyla varmıştık Söğüt'e. Evvela şehrin girişinde bulunan evine davet etmişti bizi. Daha sonra da gelinin parçasındaki oğlu Batur'la beraber kurduğu sofrasına. Tüm çekingenliğimle girmiştim içeriye. Hatunlar arasında evvelden gördüğüm gelini hatırlamıştım. Bana önce yabancı gözlerle bakmış, kalbim korkuyla dolarken beni bir anda hatırlamıştı. Gözlerim mutluluk gözyaşlarıyla dolarken onunla sohbet etmiş, getirdiği aşları büyük bir iştahla yemiştim. İçimin de dışımın da sıcacık olduğu vakitlerdi bunlar. Artık sık sık bu yeni arkadaşımı görmeye gelecektim. Tabii oğlum da küçük Batur'la oynayarak büyüyecekti. Nihayetinde dinlendiğimiz ve doyduğumuz konusunda onları ikna edip evden çıkmıştık. Ayaklarımız hem heves hem de korkuyla bizi anamın evinin önüne dek getirmişti. Muvakkit emmi ortadan kayboluşumuzu benim alemle alakalı diyerek açıkladığını, anamın bizi merak etse de bir parça kırıldığını anlatmıştı. Göğsümün orta yerine bir taş oturmuştu sanki. Anam bana gücenirse ne yapardım? O olmadan nasıl ana olmayı öğrenirdim bebeğime? Sonunda Akın beni beklemek yerine atağa geçmiş, tahta kapının büyük tokmağını hızla çalmıştı. Çok geçmeden anamın ayak sesleri duyulmuştu avluda. Kapıya yaklaşmış, açmadan evvel ünlemişti. ''Kimdir gelen?'' Büyük tokmağın sesi, gelenin erkek olduğunu yahut gelenlerin erkekleri, misafirler olduklarını ayan ederdi, yalnız yaşayan bir kadın da elbet böyle soracaktı. Ellerim dışarılığımın kalın kumaşını kavrarken Erim güçlü sesiyle cevap verdi. ''Akınım ana!'' ''Kızınla gelmişiz, de ki destur var mıdır?'' Anamın sesli izi uzarken boğazımdan sert bir yutkunma geçmişti. Kırgındı bana. Onu bırakıp gittiğimi düşünüyordu. Ama ben elinde olsa hiç onu bırakıp gitmek ister miydim? En büyük keşkem de burada, bu vakitte doğmamış olup onun kanından olmayışım. Ben onu böyle severken
Beni doğuran annemin yerine koyarken hiç gidebilir miydim ondan lira? Derken anamın can kırıntıları dolu sesi ilişti kulağıma. Kızım beni bırakıp gitmiştir. Şimdi nasıl inanırım geldiğine? Engel olamadığım gözyaşlarım soğuk ve karlı havaya tezat sıcacık bir halde dökülmüştü yanaklarıma. Anam bana kapısını açmıyordu. Sakladığım bir sır beni evvela onlardan etmiş, şimdi de aramıza duvar misali gelivermişti. Elimi uzatıp tahta kapıya dokundum. Ana, dedim sesim ağlayışım sebebiyle çıtalaşmış diyorken. Ana ben gitmemişim. Mecbur kalmasam giderdim hiç. Firar etti dudaklarımın arasından bir ışkırık. Ana kurban olayım açasın kapıyı. İstersen bakmayasın ama bir kez görsem yüzünü. Akın'ın güçlü kolları beni destekler gibi sarılmıştı sırtıma. İşte şimdi anlıyordum onu. Annesiz kalmanın ne demek olduğunu işte şimdi görüyordum. Sandığımdan daha fazla alışmıştım gülüşük ananın kızı olmaya. Sandığımdan daha fazla sarmıştı beni evlat diye. Kapının hemen arka tarafından duyuldu bir küçük iç çekiş. Kalbi ne kadar kırık olsa da gelen evladı olunca kayıtsız kalamamıştı. Ben hala bir ümit kapıya bakarken bu kez Akın'ın sabırsız sesi duyulmuştu. Açasın gayrı ana, gebe kızına etmeyesin böyle naz. Cümle duyulduğu anda büyük bir çatırtıyla açılmıştı kapı. Anam kapı aralığında yaşlı ve şaşkın gözlerle belirivermişti bir an. Gözümden akan yaşlarla boyun bükülmüştü ona. Yaşlanmıştı. Sanki daha bir ihtiyarlık çökmüştü üstüne. Aradan geçen bir sene yakın zaman onu hem yormuş hem hasretle üzmüştü anlaşılan. Bakışları bende şaşkınlıkla gezerken karnımda takılı kalmış, sonra da açmıştı iki kollarını yana. Yavrum, bu kez mutluluk gözyaşlarıyla kosmuştum kollarına. Ona sarılınca tüm mihnetim uçup gitmişti sanki. Burnumu yazmasına dayayıp derin derin çektim içim anne kokusunu, doğduğumdan beri merak ettiğim o şeye meğer uzun zamandır sahiptim ben. Bir anne kucağına. Anam bizi kapıda koymayıp çarçabuk sokmuştu eve. İçeri girdiğimde günlerimin geçtiği o havluya, o sofayı, o odayı görmüş ve bambaşka hislere bürünmüştüm. Kavuşmuştum işte, kavuşmuştuk. Aradan saatler geçmiş, söğüte akşam çökmüştü. Anam bize başılara layık sofralar kurmuş, beni hem gebe hem de yol yorgunuyum diye hiç yerimden kaldırmamıştı. Derken hiç beklemediğim bir anda dönüvermişti Akın'a ve o güçlü kişiliği sesine yansırken tam bir hatun gibi konuşmuştu. Komam gayrı gebe kızım uyur başına. Ocağımız bir tüte, aşımız bir kaynağı ol. Sonrasında yazarın anlatımıyla. Uludağların zirvesinde duran karın soğuğu tenleri üşütürken göklerde baharın geleceğini müjdeleyen allı turnalar Hacı Baba Delikler uçuşmaktaydı. Kayobası gayrı Söğüt'teki günlerinin sonlarına yaklaşır göç için hem heves hem heyecan duyardı. Ufaktan başlamıştı kayacaklar toplaşmaya. Sandıklar yeni yıkanmış esbaplarla doluyor, hayvanlar yolculuk için güçlensinler diye besleniyordu. Bir mihnetinden yaylak yolu gözü büyüyen hasatlar vardı. Bir de Hazan Hatun gibi gebeliğinin son günleriyle ağırlaşmış yüklüler. Artık günlük işlerine daha zor görüyor, evladına kavuşacak olmanın nevesiyle nefesliyorlardı. Bir ricası üzerine kalan kışlık günlerini onun yamacında geçirmişlerdi. İyi de olmuştu aslında. Akın'ın demir ocağına giderken gözü arkada kalmıyor, hatunla artık kocamış olsa da anasına emanet ediyordu. Gün yine gündüzüne kavuşmuş, kuşlar şakırdayıp güneş doğmuştu. Hatunlar güneşi üzerlerine doğurmadan çarçabuk işlerine koyulmuşlar, beylerden işi olan işine, gücü olmayan yaş almışlarsa Söğüt'ün yeni açılmış mescidinde dolanmaya gitmişti. Genç kadının yaprak yeşili gözleri yere oturup ona yeni çoraplarını giydiren erinde hem mahcubiyet hem de sevgiyle dolanıyordu. Büyüyüp gelen göbeği sayesinde artık yenip kuşanması bile zor olmuştu. Gören hatunlar iç karnının küçük olduğunu bu yüzden bebeğin dışarıda büyüdüğünü söyleyip eğleşiyorlardı. Gün geçtikçe artan mihneti gayrı doğurmak dilerim sözünü dolamıştı diline. İlk aylarının birkaç yerde geçip gitmesi içine dert olsa da artık evladına kavuşmak istiyordu. Derin bir nefes aldı Hazan. Derin düşüncelere dalar olmuştu son günlerde. Gidip dönüşü hem geçmişi hem Rabbinin emaneti olan bebesi takılıyordu aklına. Kitabın ona defter olarak gelip elleriyle yazışı, kitap haline geldiğinde görevinin tamam olup bir anda ötelere uçuşu geliyordu aklına. Ya bebesi? O da defter gibi tamam olan da Hazan yine uçup giderse? Bundandır ki zaten zor daldığı uykulara dalamaz olmuş, dalsa da bu gecik gibi ufunet dolu düşler görüp uyumamıştı.
Akın çorabın uçkurunu bağlayıp başını sevdiğinin güzel çevresine çevirdi. Hayrola, niçin dolmuştur yine bahar gözlerin benim göklü hatunum? İşin görürüm değil mi, gam edersin? Akın Alp'in tok ses azanın kulağına dünyanın en güzel ezgisi gibi dolmuştu. Nemli gözlerine tezat içtenlikle gülümsedi. Hayatında böyle bir adam varken üzüntü ona yoldaş olur muydu? Elini uzatıp elinin gece karası saçlarına arasında ay gibi parlayan tek beyaz telli aşkı okşadı. Oğlumuzu görmüşüm düşümde. Kucağında sıkı sıkı sarardın. Elimi uzatmak isterdim, uzatamazdım. Sana ünlemek isterdim, edemezdim dedi derinden titreyen sesiyle. Boğazından zorlukla bir yutkunma geçmişti. Yine de tebessüm etmeye devam etti. Gayrı günler geçmez olmuştur yiğidim. Bize bir an evvel kavuşmak dilerim. Duydukları içine tuhaf yerler estirirken çıtık kaşlarla uzanıp karısını kollar arasına aldı. Akın doğum vakti yaklaştıkça evladına kavuşma heyecanının yerini çocukluğundan gelen korkular alır olmuştu. Dualar ediyor, her namazdan sonra ikisine de sağ salim kavuşmayı diliyordu. Lakin onunla birlikte büyüyen bu yarası sızlayıp duruyordu. Bir kez daha yutkunup derdini attı içine. Oğlumuz göçü bekler azanım, anasının gözyarı gibi baharı bekler. Yaylığa çıkanda bebeğimize kavuşuruz inşallah. Sustu azan. Sol yanında adını koyamadığı o duyguyla sustu. Tüm evreni susturup kulağını sevdiği adamın göğsünü deven yüreğinin sesine dayadı. Onun ritmine tutuldu. Kendi adını işittiği o vuruşlarda sevdalarına vakitleri aşan bir sevda olduğunu düşünüp bir kez daha şükretti. Dakikalar su misali akarken dışarıdan duyulan konuşma sesleriyle oldu ayrılışları. Herkes işine gücüne gitmekteydi. Evvelden gözü rahat aramaz, bıraksalar sırtı döşek görmez olan Akın Alp evden zor çıkar olmuştu. Memnun değildi bu halinden. Bir de bebe gelen de artık hiç çıkamayacağı benzerdi. Usulca kalktı yerinden, oda dışında tek bir ses yoktu. Gülüşü kanayı ne uyuyup kalmıştı anlaşılan, artık gün içindeki koşturmaca kodumuş bünyesini zorlamaktaydı. Birkaç kez gözünün ferinin söndüğüne elinin ayağının boşaldığına şahit olmuştu azan. İçine öyle bir sızı çökmüştü ki anasının bu dünyadan göçüp gitme vakti gayri yakındı, anlamıştı. Ama konduramıyordu insanın sevdiğini ölümü. Sessiz adımlarla indiler tahta merdivenden. Hazanın hakkında bugün yapılması icap eden işler sıralanmış duruyordu. Gebeliğinin son vakitlerinde olsa anası bu haldeyken elini eteğini çekemezdi. Hem obadaki gebe hatunların hiçbiri yata yata doğumu beklemiyordu ya. Hepsi son ana kadar kendi işlerini kendi görüyordu. Hazanda bit tabi evi çekip çevirebilirdi. Akın ocak için odun getirmek üzere bahçeye yönelirken Hazan açlığa girip oradaki çırpılarla ocağı tutuşmuştu bile. Akın'ın getirdiği odunları attığında artık sabah aşını ateşe sürebilirdi. Sükunetle işledi elleri. Aşını hazır edip işine gidecek beynin karnını doyurmuş, giydirip kuşatıp kapıya koymuştu. Akın Alp kapıdan çıkmazdan evvel uzanıp uzun uzun bastırdı dudaklarını karısının alnına. Bugün niyeyse onu bırakıp gidesi gelmiyor, hep kıyısında kalsın istiyordu. Lakin demirci ocağında işler birikmişti. Eskisi gibi gece yarılarına dek çalışamadığından pazara gidecek ürünler zor yetişiyordu. Geri çekilip sevdiği kadının yüzüne bitip tükenmez bir hasretle baktı. Yormayasın kendini. Zor iş olanda önleyesin yahut akşama diyeyim bekleyesin, ben yaparım. Anlama da göz kulak olasın. Hazan uslu bir kız çocuğu gibi başını sallayıp gülümsedi. Bu adam her sabah aynı tembihleri yapmaktan yorulmuyor muydu acaba? Ona kalsa Hazan ne çamaşır yıkasın ne döşek sersindi. Peki ya bu işleri kim yapacaktı? Gözü gayrı toprağa bakan mecalsiz anası mı? Yine de susup eline çıkışmayacaktı. Akın açtığı kapıdan bir türlü çıkamazken bu kez de elini uzatıp karısının şişkin karnına koymuştu. Sen de anana zulmetmeseydin oğul, bilirsin zaten kuş kadar canı vardır. Akın Alp'in dediğiyle eline en sertinden bir tekme yemesi bir olmuştu. Hazan'ın dudakları arasından inleti dolu bir ses çıkarken artık içindeki butosunun minik masum bir şey olmadığına emin olmuştu. Hatta doğsun direkt Alp başına götürüp teslim edecekti. Tekmesi bu kadar sert olanın ağlayışı nedenle zor olacak diye düşünmeden edemiyordu. Akın'ın gözleri bir an şaşkınlıkla açılırken yine hem muzip bir tavır takınmış hem de çatmıştı kaşlarını. Bu oğlan imdiden belli etmiştir deliliğini. Gayrı işimiz zor olacağı benzer hatunum dedi yapmacık bir ciddiyetle. Hazan az evvel acıdan iki büklüm olan o değilmiş gibi gülümsedi. Oysa ki bu yediği tekme şimdiye kadarki tekmelerin en serti, en acıtıcı olanıydı.
Akın'a bunu belli etmemeye çalışmıştı. Zira kocası onun için yeteri kadar işini gücünü aksatmıştı. Ellerini karnına sarıp iki yana salladı. Demeyesin öyle benim göklerim. Hem ne demiştir şey edebalı? Atın eğisine doğru, yedin eğisine deli derler. Akın'ın yüzünde içten bir gülüş belirirken bir anda kucaklayıvermişti karısının minyon bedenini. Bugün ona kollarını sarıp hiç bırakmayası, göğsünün taht edip oturtası vardı ya, hayır olsun. Zorlukla geri çekilip bu tatlı kızdan ayrılmak üzere dışarı bir adım attı. Adımları geri geri gitse de ardından hayırlı işler dileyip el sallayan hanımına baka baka atına bindi. Ve demirci ocağına doğru yola revan oldu. Sonrasında elindeki ıslak kumaş parçasını iyice çırpıp bahçedeki boydan boya uzanmış ipi atıverdi Hazan. Göçten evvel yuğulması icap eden peskilleri kaynattığı kazan dolusuyla yuğmuş sıra sıra asmıştı. Evvelden birkaç saat içinde bitiveren çamaşır işleri bu halinle hele bir de tek başına zor olmuştu. Gerçi anasını bir çorba kaynatı versin de çamaşırı ellemesin de ikna edene kadar akla karayı seçmişti ya. Herkesin işi olduğundan bacıları çağrısı da gelmemişti. Zaten Hafsa artık yürümeye başlayan Oğuz'un peşinde koşarken yeterince yoruluyordu. Günlere desen hem kendi kocamış kayınların otağına hem kendi otağına ancak yetişiyordu. Nihayetinde biten çamaşır faslıyla gün akşama dönmüştü. Gidip söndürdüğü ateşin üzerinden neredeyse soğuyan kazanı almış, tek eli belinde eve doğru birkaç adım atmıştı. Fakat daha bahçe merdivenlerine erişemeden beline giren sancıyla iki büklüm olması kazanı büyük bir gürültüyle yere düşürmesi bir olmuştu. Acısı adeta gözlerinden taşar gibi yanaklarına süzülüvermişti inci taneler. Canı çok ama çok yanıyordu, bu bildiği hiçbir ayrıya benzemiyordu. Nefesini kesiyordu sessiz sancılar. Bacaklarından sülüp kuru toprağa damlayan kan damlalarıyla cabası. Bebesi, bebesi kollarına mı geliyor yoksa anasını bu dünyada koyup uçmaklara mı uçuyordu? Son mecaliyle çınlattı avluyu. Ana, ana yetiş bebem gider. Bir avuçtuk canıyla bu ünleyişe nasıl koştuğunu bilememişti gülüşük ana. Bahçenin orta yerine çökmüş, kanlar içinde kalmış kızını mecalsiz bedenine yaslayıp eve nasıl çıkardığını bilememişti. Rabbinin yardımı ise tezden gelmiş, bahçe kapısı ince tokmakla çalınmıştı. Bir nefeste kapıya koştu karıcık, kızı yarım yamalak serdiği döşekte çığlıklar atıyor, lakin onun elinden bir şey gelmiyordu. Kapıda gördü hatunun kim olduğuna dahi bakmadan tezinden Ebu Hatun'u yollamış, ev bir anda hatunlarla dolmuştu. Haberi tevafuk diyen Gülnare Hafsa'yı da alıp koşmuş dahiletlerinin yamacına, Deva Hatun, Ebu Hatun, Gülüşük Ana ve Andeş'i uğraşıp dururdu. Kazanlar tez elden kaynatılmış, sıcak suların buharı bebenin yolunu açmak için kullanılmıştı. Lakin yok, Hazan sancılar içinde kıvransa da bebenin gelmeye niyeti yoktu. Sıkıştı diyordu Ebu Hatun. Onlara göre Hazan oldukça iri olan bebe yolunu açamıyordu. Hafsa ve Gülnare hareketliklerinin ellerinden tutmuş, minnetini hafif edesiye sıkıca sarıyorlardı avuçlarına. Otlar kaynatılıyor, Gülüşük Ana ezberinden Meryem suresi okuyup kızını öflüyordu. Fakat öyle acı çekiyordu ki Hazan Hatun, bedeni daha fazla dayanamayıp bayılıp kalmıştı. Deva Hatun yanına çöküp ayırtmaya çabalarken bu duruma daha fazla seyirci kalamayan Gülnare kendini bahçeye atıvermişti. Hafsa'nın o kolay doğumundan bile etkilenen bünyesi Hazan'ı böyle görmeye kaldıramayacaktı. Ellerini ürkekçe karnına yaslayıp alt dudağını dişledi. Sencer'in dün gece dillendirdiği babalık isteği çınlamıştı kulaklarında. Daha izlemeye korkarken nasıl çekerdi bunca çileyi? Derken bir anda büyük tokmağın sesiyle bahçe kapısının kırıldığını sandı ve bir inleyiş ilişti kulaklarına. ''Azan, ana, açarsınız ana!'' Merdivenlerden hızlanıp kapıyı bir nefeste açıverdi. Kapıyı kırmak ister gibi çalan elbette Akın'dan garisi değildi. Demirci ocağından gelen davarı işitmiş, atını çatlatmaya göze alıp sevdiğine koşmuştu. Kan çanağını andırıyordu zifri bakışları. Hızlı nefesleri kaslı göğsünü inip kaldırıyor, açılan kapıdan içeri dalarken ardından tıpkı onun gibi nefes nefese kalmış yoldaşları da girmişti avluya. Akın hiçbir şey demeden merdivenlere yönelirken Gülnare bir anda atılmıştı önüne. Durasın hele Akın Alp, hatunlar hazırın başındadır, bebeniz sağ salim doğsun diye uğraşırlar. Akın'ın elleri nerede düşürdüğünü hatırlamadığı börkünün ezdiği saçlarına daldı. Aklını yitirecek gibiydi. Hazan'ın gördüğü rüyası, onun içindeki sıkıntısı ortadayken yine de şu kapıdan çıkıp gitmiş, hatununu bir başına bırakmıştı. Nefesi sığmıyordu göğsüne. Ya ona da annesi gibi bir şey olursa,
Ya Hazan da anası gibi onu bırakıp göçerse bu dünyadan, şimdi o er kişi değil, anasının doğumunu bekleşen ufak oğlandı. Yine kalabalıktı etrafı. Yine ona acır gibiydi meneveşlerine değen bakışlar. Ve yüreğindeki acı taptaze oradaydı. Büyük ev işleri ensesine kapanırken başını kaldırıp kararmış gökyüzüne baktı. Bakışları fırça darbelerini andıran o kuyruklarda gezip etrafa ışık saçan kızıllığa tutundu. Kanlı dolunay süslüyordu göğü. Onları ilk defa kavuşturan, bir defa da ayıran o kanlı dolunay. Gözlerinden süzülen bir damla yaş yanına sızdı. Olmazdı. Kitap emanetini geçmişe kavuşturup geldiği yere gönderilen Hazan bir kez daha gidemezdi. Bebesini, geçmişine emanetini bırakıp bu defa gidemezdi. Dehşetle açılan gözlerle içeri girmek için bir hamle daha yaptı. Bu kez onu iki kolundan tutan yoldaşlarıydı. Akın, durasın. Ebu Hatun bilir edeceğini, sen hatunla dua edesin şimdi, dedi Göktuğ olanca sakin haliyle. Akın başını iki yana salladı, bilmiyordu. Hiçbiri gökte duran kanlı dolunayın manasını bilmiyordu. Onu bir kez sevdiğinden, bir kez de vaktinden ayrıldığını bilmiyordu. Günlere merdivenlerden koşarak yukarı çıkmış, kapıyı aralayıp içeriye sızmıştı. Lakin o kapıyı açtan Hazan'ın acı dolu çığlığını çınlatmıştı avlunun dört bir yanına. Dizleri onu taşımaz gibi çöktü yere Akın Alp. Bu, yaşadığının kötü bir düş olmasını istedi. Saatler geçmişti aradan. Hazan'ın artık bilinci yerinde değildi. Gözleri kapalı inliyor, bedeni ateş gibi yanıyordu. Ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu hatunlar. Ebu Hatun bu yaşına dek yüzlerce doğum yaptırmış, lakin böylesini ilk defa görmüştü. Hatun sanki doğum yapmıyor, canıyla cebelleşiyordu. Hafsa, açlıktan aldığı tas ve testiyle araladı evin kapısını. Akın, onca dil dökmeye rağmen kapının önünden bir yere ayrılmıyordu. Sencer seherin ayazından korunmak için ateş yakmıştı. Göktuğ ise kapının aralandığını görünce ayağa kalkmış, ağır adımlarla yürüyüp kapı önünden çıkan hatunun yanına yürümüştü. Bakışları hem acı hem merakla gezdi yüzünde. Hafsa sorulmak istenen şeyi anlamış gibi başını iki yana salladı. Ahvaleyi değildir. Hazan hatunun gözleri göğe bakar. Ahiretliğime helal gelir diye korkarım. Göktuğ dedi. İnce sesiyle testi tutan elini usulca kavramıştı. Her geçen günde daha çok bağlanıyordu bu kıza. İlk zamanlardaki tutuklukları garı kalmamış, Oğuz'un serpilmesiyle iyiden iyiye bir aile olmuşlardı. Safir maviler badem gözlerde hüzünle gezindi. Bir an Akın'ın yerine koydu kendini. Hafsasızlık, nefes alamadı. Aşktan, sevdadan ötesiydi hafsa onun için. Hayata yeniden başlamanın, mutluluğun ve huzurun adıydı. Zorlukla yutkundu. Ben de korkarım ki Hazan hatuna helal gelende yoldaşımın hali nece olur, dedi adeta afsıldar gibi. Dönüp ateş başında oturan ve gözlerini gökteki aydan bir an ayırmayan Akın'a çevirdi. Şimdiden ahvali iyi görünmez olmuştu. Usul usul geçti vakitler. Kimi zaman yine Hazan'ın çığlıkları duyuldu içeriden, kimi zaman Gülüşü Kağan'ın Mustafa okuyan sesi, fakat Akın'ın gözleri gün doğana değin inmedi gökyüzünden. Ne zamanki kanlı dolunay soğumuş, güneş tepeler ardından görünmüştü, işte o zaman canı bedenine geri dönmüştü. Akın'ın yerinden kalkıp kimsenin engel olmasına fırsat vermeden koşmuştu evin kapısından içeri. Ayakları Hazan'ın yattığı odanın kapısına varmış, lakin içeriye zorlukla adımlamıştı. Deva Hatun ve Ebu Hatun hala bir şeyler yapmak için uğraşsalar da döşekte bembeyaz bir yüzle yatan hatun iyi görünmezdi. Anında ve açık yerden anadıran ıslak bezler bedenine çöken ateşi söndürmek içindi. Gözleri kapalı inliyordu Hazan. İncecik kumaşın örttüğü karnı yüksek bir tümsek gibi duruyor. Dikkatle bakan, içinde kıpırdayan canı fark ediyordu. Akın onu görseler de ses etmeyen hatunların arasından süzülüp karısının yanına diz çöktü. Titreyen elleri uzanıp kireç gibi beyaz kesilmiş, lakin ateş misali yanan yanağına ürkekçe dokundu. Elinde olsa da şu çektiği mihneti alsaydı içinden. Erin hasret koymayasın bahar gözlerine ne baharım. Bakasın bana kurban olduğum. Cümleleri boşlukta kaybolurken bir inilti daha duyuldu. Hazan'ın dilinden acı çekiyordu. Dünyaya Akın'dan bir parça getirmek için canından çıkıyordu. Genç Bahadır'ın gözyaşları ıslattı yanaklarını. Hatunlar onun gelişiyle dışarı çıkmışlar. Ahval iyi olmadığından bir kez daha hatunla baksın diye müsaade etmişlerdi. Derken Gülüşü Kan'a yavaş adımlarla girdi içeri. Oğul bildiği, analık ettiği bu genç adamın yanına çöküp eline sırtına vurdu. Acı çekenler kendi kanından değilse de canındandı. Oğul bildiği,
analık ettiği bu genç adamın yanına çöküp elini sırtına vurdu. Acı çekenler kendi kanından değilse de canındandı. Bu gidişe bir dur demenin vakti gelmişti. Akın'ın acı dolu bakışları derman dilercesine yüzüne dönerken o teslimiyetle dimdik durmuş ve başını sallayarak konuşmuştu. Hekim gerekir oğul. Hem kızcağızıma hem evladıma hekim gerekir. Sonrasında Gülışık Ana'nın sözüyle fırlamıştı Akın Alpay'a. Hekim gerekti. Söğüt'te bulunan ebe ve şifacılar da değildi karısının dermanı. Onu sırtlayıp Konya'ya götüremeyeceği için ailenin ulularına danışmalı, en mahirinden bir hekim bulup hatunun kıyına getirmeliydi. Getirmeliydi hem de en tezinden. Çünkü ne doğmak için çırpınan bebenin ne de acılar içinde kıvranan hazanın dayanacak hali kalmamıştı. Derken çare yine muvakkit Mahmut Çelebi'den gelmişti. Mahir bir hekim tanıdığını ve onun adını verdiklerinde mutlaka peşleri sıra Söğüt'e geleceğini söylemişti. Lakin hekim ne Söğüt'te, ne Harmankaya'da, ne de Yenegöl'deydi. Hekim girmenin en zor olduğu, güvenliğin son zamanlarda daha da sıkı tutulduğu o kaledeydi. Pırusa Kalesi'nde. Tezinden tüccar esbaplarına bürünmüştü Akın Alp ve yoldaşları. Osman Bey'in de müsaadesini almış, gizlice Pırusa'ya girip hekim Alexisos'u almak üzere Söğüt'ten yola çıkmışlardı. Bıçak açmıyordu Akın Alp'in ağzını. Aklı fikri nefessiz gibi yatan hatunundaydı. Hele ki onunla gezdiği Pırusa topraklarına onsuz girmek en çok canı yakan da buydu. Derdinin devası yine Pırusa'da saklıydı. Oraya şimdi girmek gelecekte geçmesi kadar kolay değildi. Büyük surları Türk ve Alp oldukları anlaşılmadan aşmaları, devreye gezen sokaklarda sükunetle yürüyüp dikkat çekmemeleri gerekiyordu. Bir de hekimin evini bulması vardı tabii. Muvakkit emmi Tekfir Sarayı yakınındaki Meryem Ana Kilisesi'ni bulmalarını, evin hemen kilisenin karşısı olduğunu söylemişti. Atlarını çatlatmaya göze alarak dört nala sürdüler Pırusa yolunda. Üzerlerindeki gayrimüslim tüccar esbapları ziyadesiyle rahatsızdı. Fakat aralarındaki en büyük fedakarlığı Sencer yapmıştı. Uzun sakal ve bıyıklarını tıpkı gavurlar gibi tıraşlamış, en tezinden eskisi gibi olsunlar diye içinden dualar etmişti. En büyük korkusu da Söğüt'e dönende onu böyle gören hatunun vereceği tepkiydi. Nitekim Gülnare'nin sağ solu belli olmazdı. Kestiği için kızsa neyse de eğer bu halini daha çok beğenirse Sencer'in bittiğinin resmiydi. Oh! Kale girişinin yakınında tırısa kaldırdılar atları. Hayvanlar epey yorulmuştu. İçlerinden biri yorgun hayvanlara su ve yem vermekle ilgilense diğer ikisi hekimin evini arayabilirdi. Vakitleri yoktu. Birkaç saat içinde hava kararmadan bu kaleden çıkmaları gerekiyordu. Aksi takdirde kapılar kapanacak ve yarın sabah gün aydınlığına kadar açılmayacaktı. Yetişemezlerse nece olurdu Hazan Hatun'un ahvali? Göktuğ kafasındaki tüylü başlığı yavaşça kaldırıp kapıda bekleyen askerlere gözüyle baktı. Gelene geçene çok dikkat ettiklerini zannetmiyordu. Nitekim daha evvelde Akın'la Pırusa'ya tüccar kılığında girmişler ve işlerini halledip yakalanmadan dönmüşlerdi. Şimdi ise geldikleri mesele siyasi değil, tamamıyla insaniydi. Tekfur Sarayı'nın kıyına elimizi kolumuzu sallayarak varamayız. Sencer, sen atları tımar edip sulayasın. Biz tezinden hekimi bulup Söğüt'e götürmek için hazır edeceğiz. Sencer, Gökçe Alp'in dediğiyle başını salladı. Akın Alp ise hala sessizdi. İçinde kopan fırtınalar dışarı sükunet olarak yansıyordu. Pırusa Kalesi'ni gördüğünde o gece canlanmıştı gözünün önünde. Sevdiği başka vakitlerde bulup o ait olduğu yere getirdiği o kutlu gece. Pırusa'nın taşı toprağı şahitti aşklarına. Pırusa demek hazan demekti ve şimdi onu gerçekten kaybetmenin eşiğindeydi. Üstelik bu kez sırlı kapılardan geçip başka vakitlerde de arayamazdı onu. Anası gibi karnında yavrusuyla uçmağa uçacaktı belki de. Omzuna dayanan büyük elle erkildi. Az kaldırmıştır kardeş, göreceksin bak, tam vaktinde kavuşacağız Söğüt'e. Akın yine sükunetle salladı başını. Göktuğ'un dediği gibi vaktin dolaşacaklardı. Söğüt'ten Pırusa'ya gelmek sandığından daha kısa sürmüştü. Hekimi bulmak da kısa sürmeliydi. Üzerlerindeki gavur esbaplarını iyice düzeltip askerlerin arasından olağanca bir sakinlikle geçtiler. Hatta Sencer elini incecik yaptığı bıyıklarına götürüp yamaçlarından geçen diğer misafirlere selam vermeyi ihmal etmemişti. Yüzündeki sırıtış öyle pişkindi ki yarım yamalak Rumcası fark edilmemişti. Girişi sorunsuz atlattıktan sonra ilk durakta atlarını Sencer'e teslim etmiş, buluşmak üzere yer saptayıp iki yoldaş Tekfur Sarayı'nı aramaya koyulmuştu.
Kurusa bambaşka bir alemdi. Zengini çok zengin, fakiri çok fakirdi. Geçtikleri sokaklarda açlıktan ve sefaletten yerlerde sürünen insanlar görmüşler, işleri acısa da zorunladıklarını düşünüp sonra yardım için gelmeye akıllarına yazmışlardı. Osman Bey haklıydı. Prusa'nın bir an evvel fethi gerekti. Bu halka edilen zulüm başka türlü dinmeyecekti. Yöneticiler halktan vergi adı altında topladıkları altınlarla günlerini gün ediyor, ipekten giysiler giyip altın kadehlerde şaraplar içiyordu. Prusa'nın ve Bizans'ın gücünü böyle gösterdiklerini savunup çıkan en ufak çatlak sesi bile hemen susturuyorlardı. Lakin bu ettikleri zulümden gayrısı değildi. Nihayetinde sonra Tekfur Sarayı'na ulaşmıştı genç Bahadırlar. Gördükleri ihtişam ve debdebe ise ağızlarına tabiri caizse değil, hakikaten açık bırakmıştı. Halkın büyük çoğunluğu açlık ve sefalet içindeyken Tekfur ve ailesinin toplanan vergileri nereye harcadığı apaçık ortadaydı. Bir an koskoca kayıobasını yönetip diğer obalara başlık eden Osman Bey'in malını mülkünü düşündüler. Kendilerinden ve diğer oba ailesinden ne bir eksik ne bir fazlaydı. Nitekim infakı ve ikramı çokça severdi Osman Bey. Gün geçmezdi ki sofrasında kimi garip kuraba, kimi ululanmış beyler olmaya. Müslümanlık bedai Türk olmak bunu gerektirirdi. Tekfur Sarayı'nı bulduktan sonra Meryem Ana Kilisesi'ni bulmak zor olmamıştı. Muvakkit emmi öyle iyice tarif etmişti ki buraya daha evvel gelmiş olsalar ancak bu kadar kolay bulurlardı. Hekimin evini çarçabuk saptayıp ortalık sakin görünürken kapısını çaldılar. Açan yoktu. Bir kez daha çaldılar, yine kimse açmamıştı derken Akın'ın gözü evin küçük penceresinde bir gölge görüvermişti. Bu kez onu tutacak cengaver yoktu. Kapıyı kırmak ister gibi yumrukladı, karısı orada can çekişirken o burada kimsenin keyfini bekleyemezdi. Gerekirse bu kapıyı kıracak, o hekimi yakasından tutup söğüte uçacaktı. Hekim efendi açasın, hekim Alexios. Etraftan nasıl görüneceğini düşünmeden tüm gücüyle bağırmaya başladı genç adam. Göktuğ yanını dondurdurmak için hamleler yapsa da hepsi boşa çıkıyordu. Akın'ın gözü iyice kararmıştı. Tam o esnada usulca aralandı tahta kapı, içeriden hemen hemen muvakkit çelebi yaşlarda saçı sakalı birbirine karışmış bir gavur çıkıverdi. Üzerindeki esbaplar yer yer yırtılmış, adeta köhnelikten ağlar haldeydi. Adamın ürkek bakışları yüzlerinde gezindi. ''Siz Türk müsünüz?'' dedi çatallanmış sesiyle. Akın ciddi yüzüyle başını salladı, kapıyı yumruklarken böyle bir manzarayla karşılaşacağını sanmıyordu. Adam zayıflıktan bir deri bir kemik haldeydi. Yoksulluğunun ne boyutta olduğunu mecalsiz bedeninden anlayabiliyorlardı. Gökte etrafa temkin dolu bir bakış atıp adama doğru bir adım yaklaştı. ''Söğüt'ten geliriz. Bizi Muvakkit Mahmut Çelebi yollamıştır. Hastamız vardır.'' dedi fısıldar gibi bir tonda. Adamın duyduğu isimle adeta gözleri parlamıştı. Kapıyı açıp içeri girmelerini işaret etmişti. Tek bir saniye daha kaybetmeden girdiler bu eski eve. İçerisi tıpkı sahibinin yansıması gibiydi. Örümcek ağ ve tozlarla bezeli ev pisliğinden ve ev kokusundan durulamaz haldeydi. Bu adam mı niye çekti şimdi Hazan Hatun'un bebebesini? Daha kendine hayır olmayan bu adam mı bulacaktı dermanını? Akın denize düşen yılana sarılır misal elindeki tık fırsatı değerlendirmek istedi. Hatunum sancılanmıştır hekim efendi. Lakin bebe doğmak bilmez. Ne gözünün feri ne de gücü kalmıştır. Bize yardım edesin. Akın'ın celalle konuşmasıyla adam evvela yükse de duyduklarıyla başını önüne eğmişti. Bizans'ın ve Prusa'nın en mahir hekimiyken tekfurlara ters gelen bir sözüyle bu duruma düşürülmüştü işte. Gördüğü işkenceler, kaldığı zindanlardan sonra bu köhne evde açlığa ve ölüme terk edilmişti. Kapıyı açma işi zaman zaman gelip onun olmayan suçlara bile onu suçlu gösteren askerlerdendi. Faali bulunamayan suçların olası faalleriydi fukaralar. Zenginin bir hırsızlık yapar, askerler gelip onu itham ederdi kırbaçlarla. Soylunun bir ahlaksızlık eder, askerler gelir onu falakaya yatırırdı. Bu böyleydi, eğer fakirsen daima ezerlerdi. Ben dedi hakem Alexios. Ben nicedir hekimlik etmemişim beyzade. Şu evden dışarı dahi zor çıkarken bir de söğüte nasıl giderim? Akın gözlerini kapatıp elini ensesine dayadı, adam haklıydı. Bir avuçluk canıyla söğüte kadar gelmesi mucizeydi. Ya şimdi ne edeceklerdi? Göktuğ yoldaşının ahvalini görmüş, ayağıyla yerdeki pisliğe tiksinerek vurup başını sallamıştı. İcap eden şey belliydi. Bu adam ya buradan çıkıp insanlığına geri kavuşacaktı ya da kendi pisliğinde açlıktan ve işkenceden ölüp gidecekti. Safir mavilikler yamacındaki esmer şehreye sükunetle döndü.
Ne edeceğimizi bilirim kardeşim, dedi mırıldanır gibi. Ne edeceğimizi bilirim. Sonrasında Göktuğ'un deyişiyle bir elden girişmişlerdi işe. Bu sefil adamı insana benzetmeden bu kaleden çıkmaları imkansızdı. Hem kapıdaki askerler onu tanıyıp gitmesine engel olurdu, hem de bu bakımsızlıkla Söğüt'e varmadan ölüp giderdi. Göktuğ, yanlarına aldıkları birkaç Bizans sikkesiyle çarşıya giderken Akın evin arka bahçesinde bir ateş yakıp kuyudan çektiği suyu ısıtmıştı. Temizlik her şeyden evvel gelirdi. Bu, saçı sakalı birbirine karışan ihtiyarı evvela iyice yıkayıp aklamak da icap eden, sabun bulamasa da saf suda iş görmüştü. Adamın üzerine döktüğü her tas suyla canının tenine geri döndüğünü izlemişti. Saçını sakalını kesip iyice tertip verdikten sonra Göktuğ'un çarşıdan aldığı esbapları giydirmişlerdi üzerine. Hekim Alexios rüyada gibiydi. Her fırsatta eğilip ayaklarını öpmek için hamle yapıyor, genç bahadırlar tövbe çekerek onu kaldırıyorlardı. Nihayetinde üzerine çeki düzen verilen adamın karnı da doyurulmuş, artık yola çıkmak için başka dert kalmamıştı. Akın'ın sabrı ve metaneti gittikçe azalıyordu. Kuş olup uçsa, sevdiğinden bir haber alsa istiyordu. Yola revan olmak için bir eksik gedik kalmadığına emin oldular. Şimdi Sencer'le buluşmak için sapladıkları alana gidecek, hekim için de biat alıp Söğüt'e dört nala gideceklerdi. Derken bir anda yumruklanmaya başladı köhne evin tahta kapısı. Hekim Alexios duyduğu sesle bir an ne yapacağını bilememişti. İsteyene geldiler. Köleniz olurum, beni koruyun efendiler. Yalvarırım, beni koruyun. Ah yüce İsa, dedi zavallı adam. Akın ve Göktuğ'un heybetli bedenleri ardına saklanırken. Yapılacak şey belliydi. Sessiz sedasız gelmiş, öyle de gitmek istemişlerdi. Ama madem bu gavurlar ayaklarına gelmişlerdi, Prusya'ya namlarını bırakmadan gitmek haramdı. Kapı askerler tarafından yumruklanıp sonuna kadar kırılarak açılmıştı. Yine bir suçu üzerine yıkmak için geldikleri öyle belliydi ki dört asker mağrur adımlarla yürümüş, evin sofasına geldiklerinde durup etrafa bakınmışlardı. Bu ihtiyarın evden çıkmak için hiçbir bahanesi yokken nerede olabilirdi? Sessizlik bir an uzarken askerler evin içine dağılıp hekimi aramak üzere sözleşmişlerdi. Genç bahadırlar Rumca'yı yalnızca birkaç kelimeden ibaret bilseler de kurulan planı hal dilinden anlayabilmişlerdi. Derken askerlerin hiç beklemediği bir anda iki taraftan naralar atarak çıkıvermişlerdi meydana. Yanlarında kılıçlar Türk işi pusatlar olmasa da işlerini görürdü. Akın içindeki tüm hırsı bileğine yüklemiş gibi saldırmış, önüne atladığı ilk gavuru çarçabuk atlamıştı. İkincisi de zorlamazken işileri götürüp Göktuğ'un büyük bir keyifle pusat salladığı gavurlardan birini önermişti. Tam o esnada kısıldı safir mavilikler. ''Benim olanı ellemeyesin kardeş. Hep derim sana, bırakasın da az eyleşem deyü.'' Akın pusatını kınına sokup üzerini düzeltti. Göktuğ adeta çekirdek içlerini ağzında biriktirip bir defa dürtmeyi seven çocuklar gibiydi. Ve bunu her defasında yapıyor. Karşısına gelen kişinin kolları kopana kadar pusat sallayıp pes ettirene kadar bırakmıyordu. Fakat şimdi eleşecek vakitleri yoktu. Bir an evvel bu kaleden çıkmalı, bir an evvel Söğüt'e gitmeliydiler. Dönüp hekim Alexios'u saklandığı delikten çıkardı. ''Hadi ihtiyar.'' dedi sabrını sürdürmeye kararlı bir sesle. Dönüp iki gavuru tek hamleyle yere seren yoldaşına göz ucuyla baktı. ''Şimdi yola revan olma vaktidir.'' Ve zor geçmişti yol. Göktuğ için, Sencer için, hekim Alexios için değil ama Akın Alp için çok zor geçmişti. Hayvanlar güzelce dinlenmiş olsa da, hava kararmadan yola düşmüş olsalar da sanki attıkları her adımla hazana geç kalır gibiydiler. Nefesi göğsüne sığmıyordu. Onun çektiği acıları yüreğinden hissediyor, her nefeste Rabbinden mehil diliyordu. Anasız, babasız, adeta köksüz bir ağaç gibi büyümüştü. Kaya ona kimsesizliğini hissettirmemiş olsa da hazan giderse kimsesiz kalacaktı, her şeysiz kalacaktı. Tıpkı onu hatırlamadığı günler içinde taşıdığı o koca boşlukta yaşamak zorunda kalacaktı. Söğüt görünmüştü ufakta. Allah için hekim Alexios yol boyu tek bir arıza çıkarmamış, yorgun ve şelimsiz bedenine rağmen at sırtında saatlerce yol etmişti. Fakat şimdi karşıda görünen şehir daha uzakmış gibi bitmiyordu yol. Karanlık çöküyor, dün geceki kanlı dolunay ben buradayım dercesine kızıldığını göğe buluyordu. Atlar artık yorgunluğunu belli eden humurtular çıkarırken ulaşmışlardı Söğüt'e. Bir adım daha atacak dermanı kalmayan hayvanlardan inmişler, Güneşik Ağa'nın evine tek yürümeye karar vermişlerdi. Fakat Akın sevdiği kadına böyle yakınken yavaş adımlarla yürüyebilir miydi hiç? Göğsünden canı çıkmak istermiş gibi koşmaya başlamıştı Söğüt sokaklarında. Gayrı ne hekim umrundaydı ne yorgunluk. Onun bir an evvel eve varması, karısının güzel yüzüne bakması gerekti. Nihayetinde
vardı eve. Kapıyı sabırsız bir tavırla yumruklamaya başladı. İçindeki geç kalmışlık hissi onu mahvediyordu. Bir kez daha yumrukladı kapıyı. İçeriden bir takım sesler geliyor ama kapıyı kimse açmıyordu. Derken tahta kapının açılma sesi duyulmuş, gelen kimse ağır ağır inmişti merdivenlerden. Sonunda bahçe kapısı usulca aralanırken kapıyı açan Hafsa'nın kıpkırmızı olmuş yüzü ve ıslak yanakları görünmüştü. Elini göğsüne yasladı Akınalp, içini kazıyan bir acı vardı. Anlam veremediği, vermek istemediği Hafsa ona kapıyı açmış, girmesi için kenara çekilmişti. Az evvel koşan ayaklar yerde sürünerek girdi içeri. Merdivenleri mecalsizce çıktı. Gitmek istediği yerle kaçmak istediği yer belliydi. Lakin ucunda hazan vardı bu yolun. İçeriden kadın sesleri ve hışkırıklar duyulurken bir anda tiz bir bebek sesi çınlamıştı sanki soyutte. Akın Alp'in gözünden akan bir damla yaş yanağına, oradan da sakallar arasına usulca süzüldü. Ayakları içeriye adımlayışını sürdürmüş, varacağı yere varıp durmuştu. Bebek sesinin geldiği odanın aralık kapısını titreyen eliyle ittirdi. Hatunların kimi diğerine sarılmış, kim yere çöküp hışkırıklara boğulmuştu. Ayakta ve dimdik duran tek bir kişi vardı şimdi, Güleşik Ana. Akın'ın ayakları daha fazla adım atamadı. Güleşik Ana gelişini hissetmiş gibi yavaş yavaş arkasına dönmüş ve kucağındaki kumaşlar arasında kıpırdanan canla Akın Alp'in yüzüne masum bir bakış atmıştı. Aradaki adımları bir nefeste aşıp avaz avaz bağıran can yongasını babasının canı çekilmiş kollarına uzattı. Akın rüyada gibi aldı o kumaş yığınını kucağına. Boş bakışları kolları arasında minicik kalan pembe tenli yavrusuna bakmış, sonra da ümitle duvar dibindeki döşeye çevrilmişti. Gördüğü manzarayla daha fazla kalamadı ayakta. Mecalsiz bir düşüşte çöktü dizleri üzerine. Ona her vakit aşkla ve hasretle bakan yaprak yeşili gözler kapalıydı şimdi ve karısı döşekte nefessiz gibi yatmaktaydı. Sonrasında zifiri gözler acı dolu yaşlarla ıslanıyordu. Göz kapaklarını sıkı sıkı kapatmış, kucağında avaz avaz bağıran canının yongasını göğsüne bastırmıştı. Bakışları dönemiyordu döşekte yatan yüreğinin parçasına. Çünkü dönerse ve onu bu dünyadan uçup gitmiş bulursa teninde durmayacaktı canı. Sevdiğine kavuşmak dileğiyle imdi, burada ölecekti o da. Böylesi bir güzelliğe ölüm yaraşır mıydı hiç? Peki ya kolları arasında anasının kokusunu arayan küçücük can ne ederdi bu dünyada tek başına? Omuzları sessiz hıçkırıklarıyla sarsılırken sırtına yaslanan el ile yutkundu. Oğul, dedi Gülüşük Ana o huzur veren sesiyle. Oğul dik durasın. Kızımın canı içindedir. Gayrı bekleyeceğiz. O gözünü açana dek emanetine iyi bakıp bekleyeceğiz. Duyduklarıyla içine bir nefes çeker gibi araladı gözlerini Akın Alp. Sevdiği uçma uçmamıştı. Onları bu dünyada garip bırakıp gitmemişti. Ettiği dualar kabul olmuştu. Bakışlarını kucağına düşürüp evladına ilk kez baktı. Şişkin suratı, çizgi halindeki gözleri, simsiyah gür saçları. Hazandan ve kendisinden bir parça. Ona dokunmaya korkar gibi eğdi başını. Ve titrek dudakları yavrusunun alnına bir buse bıraktı. İçinde coşan duygular öyle başkaydı ki sevdiği kadının ahvalini düşünürken baba olduğunu bile fark edememişti. Usulca kalktı ayağa, bebesi ait olduğu yerde anasının koynunda olmalıydı. Onun kalbinin sesini, teninin kokusunu arardı. Minik yavrusunu hatununun göğsünün üzerine bıraktı. Azan nefes alıyor lakin başka hiçbir yaşam belirtisi vermiyordu. Derin bir uykuda gibiydi, çok derin bir uykuda. Elini uzatıp sırma saçlarını şefkatle okşadı. ''Niçin uyanmaz ana? Evladının imdadını da mı duymaz?'' dedi küçük bir oğlan çocuğu gibi boynunu bükerek. Gülüşük Ana gelip sırtını anaç bir tavırla sıvazladı. Bu garip anız vefat ettiği vakit başında oturmuş, tıpkı böyle boyun bükmüştü. Şimdi ise hatununun başındaydı. Lakin Huda Mevla kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemezdi. İmtihandı bu, sabır isterdi ve Gülüşük Ana Akın'ın bu imtihanı geçeceğine yürekten inanıyordu. ''Sabır oğul'' dedi bir mırıltı halinde çıkarken sesi. Yaşlı bakışları evvela sararmış suratıyla uyuyan kızın da sonra anasının kokusunu alıp dudaklarını yalayan minik torununda gezindi. Ve derinden bir iç çekti. Sabır otu acı lakin meyvesi tatlıdır. Kızcağızım elbet acıcaktır o güzel gözlerini. Şimdi sana sabır düşer. Bir de emanete gözün gibi bakmak. Sonrasında genç kadının düşünceli bakışları yeşil çimen üzerinde boğuşan kocası ve küçük oğlunda sevgiyle geziniyordu. Öyle mutluydu küçük bey. Kıkırtıları yalnız onun değil, kahkahalar atan adamın da ne kadar mutlu olduğunu ayan ediyordu.
Hafsa kucağındaki ellerini sıkıca sardı birbirine. Boğazında duran bir ömrü vardı. Bir diyeceği, içinde yabancı ister bırakan ancak nice çiçeğin tomurcuk tuttuğu baharlar estiren bir haberi. Sonunda Göktuğ'un yaptığı bir hamle boşa çıkmış, çimenlerin üzerine sırt üstü yuvarlanmıştı. Küçük Oğuz ayağa kalkıp zafer çığlıkları atmaya başladı. Onu yenmiş, sırtını yere getirmişti. Göktuğ yüzündeki yere gülüşle yavaşça doğrulmuştu yattığı yerden. ''Görür müsün Hafsa Hatun, bu yiğit gayreti atta pusata hak etmiştir.'' dedi gurur dolu bir tavırla. Genç kadının yüzünde bir tebessüm oluşmuş, badem şeklindeki kahve gözleri parıldamıştı. Oğuz'un tarifsiz bir mutluluk ve sevgiyle kendini Göktuğ'un kollarına atmasıysa gözlerini doldurmaya yetmişti. Göktuğ çok iyi bir babaydı. Nitekim Hafsa en başından beri böyle olacağını hissederdi. Küçük bey kendine bir oyun bulup hoplamaya başlarken Göktuğ gelip Hafsa'nın kıyısına büyük meşe ağacının dibine çöküvermişti. Son günlerde hatunun da bir durgunluk olduğunun farkındaydı. Aklına fena bir şey gelmemiş, Hazan Hatun'un bir hafta evvel yaptığı doğumun etkisinde kaldığını düşünmüştü. Nitekim o günden beri hem sabah hem akşam Gülüşük Ana'nın evine gidiyor, Hazan Hatun'a verdiği sözü tutup evladına gözü gibi bakıyordu. Genç Bahadır dönüp safir mavliklerini hatunun da gezdirdi. Hafsa, dedi, sesi her zamankinden daha yumuşak çıkarken. Büyük elini usulca uzatıp karısının yanağını örkekçe değdirdi. Böyle zamanlarda ona dokunmaya çekinirdi. İçinde ne tür bir fırtına olduğunu bilmemek, acılarının küllenmeyeceği gerçeğiyle yaşamak zordu. Ama Hafsa ile yaşamak, o her şeyden huzurluydu. Genç kadın, yanağına değen büyük elle gözlerini yavaşça kapatmış, dudaklarına istemsizce bir tebessüm kondurmuştu. Göktuğ'un varlığı hem güven hem mutluluktu. Bir de o, Göktuğ elini usulca çekmek isterken Hafsa anlamış ve o eli usulca kavramıştı. Badem gözler ve safir mavilikler birbirine karışıyordu şimdi. Hafsa yutkundu. ''Bir diyeceğim vardır sana'' dedi. Titrek sesi bir mırıltı halinde duyulurken. Safir mavliklere bulanmış bakışları yere çevrilmiş, zarif çehresi al al olan yanaklarıyla güzelliğine güzellik katmıştı. Göktuğ yerinde kıpırdanıp bedenini ona doğru yaklaştırdı. Sol yanında çarpan bu et parçası ömrü billah böyle atmamış gibiydi. Boğazından geçen yutkunmayla başını salladı. ''Diyesinler canım kurban, içinde dert tutmayasın gayrı.'' Hafsa'nın dudakları hafifçe kıvrılırken yerdeki bakışları bir anlığına kocasına dönmüştü. Hızlı hızlı çarpan kalbi esbabının üzerinden görünür diye korkardı. Kucağında duran eliyle dışarılığının kumaşını avuçlarında sıktı. Dert değildir dedi fısıltıyla. Tekrar yere çevrilmişti bakışları. Göktuğ iyice sabırsızlaşırken tek kaşını havaya kaldırıp irleşmişti safir mavisi gözleri. Ya nedir? Elinin avucunda duran elini usulca karnına yasladı Hafsa. Göktuğ'un büyük eli oradaki canından parçayı sarmışken avucunu üzerine kapattı. Dolu doluydu şimdi badem gözler. Lakin ne bir endişe ne de burukluk yoktu yüreğinde. Oğuz'a kardeş gelirdi. Oğuz abi olacaktı. Onlar büyük bir aile olacaklardı. Safi mutluluktu bu. Göktuğ bir elinin yaslandığı yere bir hatunun dolu dolu olmuş gözlerine şaşkınlıkla bakıyordu. Zihni boşalmış gibi Hafsa'nın edeceği tek bir kelamı bekliyordu. Gözünden akan bir mutluluk incisiyle güldü Hafsa. ''Yüklüyüm Göktuğ Alp, soyunu soylayacak, boyunu boylayacak bir yiğit taşırım belki.'' dedi içten bir sevinçle. Gül kirpikler havalandı, Göktuğ duyduğuna inanamaz gibi hala elinin durduğu yere bakmaktaydı. Derken bir anda şaşkın bir gülüş peyda oldu dudaklarında. Diğer elini de Hafsa'nın karnına yaslayıp ıslanmış mavileriyle hatunun yüzüne baktı. Göktuğ baba olacaktı. Göktuğ ona göre bir kez daha baba olacaktı. Boğazından geçen yutkunmayla fısıldadı. Hakikat midir? Hafsa elini Göktuğ'un sakallarına yaslayıp başını salladı. Hem kendi hem yüreği güzeldi bu adamın. Ondandır ki güzel sevmeyi pek iyi bilirdi. Ona bir evlat verecek olmak ziyadesiyle mutlu etmişti genç kadını. Göktuğ bir anda ellerini çekip karısının zarif bedenini kolları arasına aldı. Bir niyetle gitmişti emmisinin otağına. Bu kızcağızı ve bebesini biz alemden kurtarmak üzere bir niyetle gitmişti. Lakin Huda Mevla olmaz denileni oldurmuş, bu iki yürek arasında muhabbet hasıl edip onlara bir evlat nasip etmişti. Geri çekilip avuçlar arasına aldı genç kadının mütebessim çehresini ve dudakları alnına yaslanıp aşkın mührünü basmadan evvel fısıldadı. ''Sen bana bir evlat daha verecekken iste canımı kademine sereyim huzurum.'' Sonrasında beşiğinde uyuyan bebesinin tülbentini yüzüne çekip
Ağır hareketlerle sırtını duvara yasladı Akın. Odadaki sükunet can yakan cinstendi. Gaz lambası en kısık halinde yanıyor, çatıya düşen baharın habercisi yağmur damlaları küçük tıkırtılar çıkartıyordu. Dönüp döşekte melekler gibi uyuyan karısının güzel yüzüne hasretle baktı. Bir hafta, her biri birbirinden zor 7 gün geçmişti. Bazen uyanmıyordu. Ne hekim ne başka bir deva iyi gelmemişti. Muvakkit emmi vakitler arasında Araf'ta kaldığını söylüyordu. Ona göre Hazan geçmişin emanetini zor da olsa teslim etmiş, ancak bırakıp gidemediğinden arada sıkışıp kalmıştı. İlk günler delirecek gibi olsa da gün geçtikçe sabrın selametine tutunuyordu. Günlerdir ne demir tezgahına ne de birkaç güne yapılacak göçün hazırlıklarına gidememişti. Gülüşük ananın mecalsiz bedeni ancak bebeği iyileşmeye yetiyordu, göçü nasıl kaldırırdı ki? Lakin gideceklerdi. Domaniç'e gidecekler ve Hazan o ilk geldiği topraklarda açacaktı bahar gözlerini. Akın emindi buna. Gece güne döndü, gün geceye, her biri birbirinin aynısı 3 koca gün daha geçti. Yarına yaylaya göç vardı, aile kadar onlar da hazırdı buna. Akın son hazırlık olarak bahçeye inmiş, gelecekte gittikleri hekimin otağında gördüğü, Hazan'ın üzerine uzandığı tuhaf sederin bir benzerini yapmıştı. Alnından akan her bir damla terle duaya durmuş, Domaniç havasının hatunla iyi gelmesi için adaklar adamıştı. Derken gecenin en zifri vakti usulca tıklatılmıştı kapı. Gelen Osman Bey'in habercisi Aybars'tı. Kumral uzun saçları gece yarısı yerinde sarılırken uzamıştı açılan kapıdan başını ve bir haber vermişti. Göç edilen gece cenge gidilecektir, Osman Bey'im gayrı İnegöl'ün fethinin vaktidir der. Sabaha dek gözüne uyku girmemiş, karısının gül yüzünü ay ışığında seyrederek güneşi doğurmuştu genç Bahadır. Nasıl gidecekti? Hatunun ahvali ortadayken, Gülüşük Ana daha isim bile koyamadıkları bebesine tek başına bakamazken, Akın onları bırakıp nasıl cenge gidecekti? Ya dönemezse? Nice olurdu ahvalleri? Güneş doğmuş, kayı obası yola revan olmuştu. Günlare Gülüşük Ana'ya bırakmadan kendi sırtına sarmıştı ahiretliğinin bebesini. Yol boyu ana gibi sevmiş, ana gibi koklamıştı. Ya Hafsa? Hem karnındaki hem sırtındaki demeden alıp bağrına basmış, ak sütüne katmıştı bacısının emanetini. Nihayetinde Domaniç'e varılıp otağlar kurulmuştu. Kimse cenge gidileceğini bilmezken Akın akşama dönen günü göğsünde bir diken gibi yaşamıştı. Gülüşük Ana'nın kaynattığı çorbayı zorlukla yudumlamış, gide çöktüğünde cenk esbaplarını kuşanıp çökmüştü beşiğin tepesine. Elini uzatıp anası gibi yeşil boncuk gözlü yiğidi okşamıştı. Ben döne dek ananla nenen sana emanettir yiğidim. Dönemesem de sustu. Devam edemedi cümlesine. Her vakit şehadet aşkıyla yanıp tutuşan kalbi bu kez bu düşle çağlayamadı. Rabbine fısıldadı derdini. Bakışları bebesinde, hatununda ve uyuklayan karıcık anasında mahçunda gezindi. Onlar dedi içinden, onlar sana emanet. Ve zorla geçmişti cenk. Ağır kayıplar verilmiş, nice gazi bedeninin bir parçasını o topraklara feda etmişti. Lakin heba olmamıştı bunca emek. İnegöl gayrı Türk yurduydu. Osman Bey dediğini yapıyor, devlet olma yolunda tüm basamakları birer birer aşıyordu. Gün gelecek babasının yolunu tahta pusatıyla bekleşen Orhan Bey Bursa'ya da Türk yurdu edecekti. Bunu sağa sola önüne gelen herkese söylememek için kendini zor tutuyordu Akın. Osman Bey ve torunlarının dünyaya hükmedecek bir devlet kuracağının yalnızca bir düş değil hakikat olduğunu herkes bilsin istiyordu. Fakat susuyordu. Zor da olsa susuyordu. Hatunun ahvalini şimdi daha iyi anlıyordu genç Bahadır. Olacak şeyleri bildiğinde nasıl kıvrandığını, diyemediği her mihnette nasıl kahrolduğunu şimdi anlıyordu. Nihayetinde dönmüştü kayınlerler obasına. Her bir çadır bayram yeriydi şimdi. Şehidi olanlar kayı sağ ola diyerek bir gaziye sarılıyor, eri dönen hatunlar mutluluk dolu gözyaşlarıyla şükrediyordu. Gülnare, köslerin vurulduğun işten de otağındaki işini bırakıp koşmuştu oba gelişine, gözleri evvela erkekçe etrafta gezse de çok geçmeden aradığını bulmuştu. Sencer, yoldaşlarını da geride bırakıp koşmuştu sevdiğine. Yapsa, biri karnında biri sırtında kilimhaneden koşup gelmiş, bakışları safır mavliklere kavuşan da sırtındaki oğuzu yere salıp atasına sarılmaya yollamıştı. Gözleriyle kucaklaşmıştı iki güzel yürek. Hafsa'nın pırpır eden yüreği imtinana kavuşmuş, aynı acıyla bir kez daha kavrulmadığı için şükürlere boğulmuştu. Herkes mutluydu obada, herkes kavuşmuş. Akın'ın zifiri gözleri yoldaşlarının mutluluğunda imrenerek gezmişti. Ayakları onu bir an evvel otağına ulaştırmak ister gibi hiç durmamıştı.
çadırına gitmek, melekler gibi uyuyan karısının kulağına geldiğini fısıldamak istiyordu. Ya oğlu? Burnunda tütmüştü cennet kokusu. Anasının ahiretlik bacıları ona göz kulak olacağı için gözü arkada kalmamıştı. Düşünceli adımlarla döndü çadırının tarafına, başını kaldırıp otağın girişine bir bakış bıraktı, derken bir an aralanıverdi kapısı. Akın gördüklerine düş sanarken zifiri bakışları kısılmış, çadırdan kucağında bebesiyle ayın 14'ü gibi bir hatun çıkıvermişti. Dudakları istemsizce aralandı ve bir fısıltı gibi döküldü dilinden o isim. Azan. Yorgun ayakları can bulmuş gibi kat etti arada kalan mesafeyi. Hazan evvela boş gözlerle etrafına bakınmış, sonra yaprak yeşili gözleri karşıdan gelen erine takılmıştı. Kollarındaki yavrusuna daha sık sarılırken içten bir gülümsemeyle bakmıştı sevdiği adama. Ve aradan saniyeler geçmişken bir anda o heybet dolu kollarda buluvermişti kendini. Akınar kucağında bebesi olmasını aldırmamış, hatunluğunu alıp bir nefeste döndürüvermişti etraflarında. Hazan'ın kıvırtıları eşliğin derin omzuna kapanmıştı başı. Onu öyle özlemişti ki ayrı neyse sesini çıkarmayacaktı. Akın durup kollar arasında duran hatuna inanamaz gözlerle baktı. Onsuz geçen günler cehennem azabından farksızdı. Büyük elleriyle zarif çehresini avuçladı. Kurban olduğum seni bize bağışlamış bahar gözüm. Gayrı daha sana uyku aramdır. Hazan avucunu sevdiği adamın eline kapattı, Akın'ın ve bebesinin sesini duyduğunu ancak gözlerini bir türlü açamadığını hatırlıyordu. Sonrası derin bir karanlık. Çektiği acılar sol yanına çökmüş gibiydi adeta. Uyandığında başında musaf okuyup bebesinin beşiğini sallayan anasını bulmuştu. Akın'ın gidişinin sabahıydı, evvela bebesini sarmıştı mecalsiz kolları. Sonra hem ona hem de bebesine bakan anasının ellerini. Derken gönlü ara ve hafsa da gelmiş, uyandığını görünce bağırma etmişlerdi. İlk iki gün ayağa kalkamamıştı, hem doğumun zorluğu hem de günlerce yatmak bedenini anlamıştı. Ama bacıları onu yalnız koymamış, hem bebesiyle alakadar olup hem onu yürütmüşlerdi. Şimdi ise bir maraz kalmamıştı bedeninde. Kucağındaki yavrusunu babasının kollarına uzattı, ailecek ilk günleriydi bu onların. Belki de ilk bayramları. Merak etmeyesin beyim, oğlun da seninle aynı düşünür. Uyandığımdan beridir uyku yüzü göstermemiştir bana. Gülüştü yüzler. Akın içinden ettiği şükürlerini yenilerine kattı, hatunu sağ salim karşısında, evladı sapasağlam kollarında. Gayrı ne isterdi ki bu dünyada? Nasır tutan parmağını boncuk gözleriyle yüzüne bakmaya çalışan yavrusunun yanında gezdirdi. Artık vakti gelmişti. Doğalı neredeyse ay olmuşken bu oğlana gayrı bir isim bulmak gerekirdi. Kaşlarını hafifçe çatıp düşündü. Oğluna öyle bir isim koymalıydı ki geçtikleri yolları unutacak olsalar onları hatırlatmalıydı. Hazan uzanıp erinin büyük elini avuçlarına aldı. Aklından geçeni okur gibiydi. Ve zifiri gözler yaprak yeşillerine bitip tükenmez bir hasretle dönerken tebessümle fısıldadı. Çınar, oğlumuzun adı, beni bir kez daha bu zamana getirebilen Çınar. Sonrasında huzur doluydu vakitler. Geçen seneler yalnızca yaşımıza yaş değil, yamacımıza yoldaş katıyordu. Çoğalıyorduk, büyüyorduk. Mutluluklarımız gayri daha coşkulu, üzüntülerimiz daha kırıktı. Paylaşıyorduk ömürlerimizin her anını. Bizler yaş alıyor, bizden sonra gelen nesillere tazeler diyorduk. Ululanmış beylerimize, karıcaklaşmış hatunlarımıza gayri birer birer veda ediyor, taze fidanları analık, atalık edecek zamanlara erişiyorduk. Elimdeki bir kelime güzel düğüm edip yamacımdaki genç kıza bir kez daha nasıl düğüm atması gerektiğini gösterdim. Ey gidi azan dedim içimden kendime. Şu obaya gireli nice vakit olmuştu ki gayrı öğrenmeye bitirip öğretme vakitlerine erişmiştim. Bakışlarım uçsuz bucaksız kırlarda, yemyeşil çayırlarda huzurla gezindi. Son doman içi aylaydı bu çıktığımız. Son baharımız, son yazımızdı. Gayrı çoğalan kaya obası ovalara sığmaz olmuştu. Ellerimiz, yiğitlerimiz fetihler yapmış, gayrı bizlere o toprakları bir etmek, diri etmek, Türk ve Müslüman etmek düşmüştü. Çınarımın doğumundan sonra başlamıştı hayatımızdaki tüm kıvranışlar. Anacığım Gülüşük Hatun yiğidimin 40'ı çıktıktan sonraki sabah ezan vaktinde teslim etmişti emanetini. Birkaç ay sonra da Muvakkit Mahmud emmi. Yaprak dökümünden halliceydi ailemiz. Büyüklerimiz bize gayri olgunlaşma vaktidir der gibi birer birer çekip gitmişti. Bir biz kalmıştık bu diyarlarda. Bir de soyumuzu soylayacak evlatlarımız. Hüzünle geçmişti o sene domaniş zamanları. Günler tezinden zemheriye dönmüş, yüz vakti uzamamıştı derken Söğüt bir coşkuyla dolup taşmıştı. Konya'dan dönen Akdemir müjdeler ve
dahi alametlerle dönmüştü. Selçuklu sultanından gelen armağanlarla bir de mektup vardı. Ve işte o mühürlü mektupta Söğüt'ün ilk cumasında Utme Osman Gazi Han adına okunmuştu. Gayrı Bey'imize hanlık alametleri, mehteran ve armağanlarla birlikte Söğüt Domaniç bölgesi verilmişti. O artık Selçuklu devletine ait bir sancak bey değil, bir handı. Bitmemişti kutlu günler. Buralara gelişimle doğumuma şahitlik ettiğim Orhan Bey güne gün büyüyüp serpilmişti gözlerimizin önünde. Ve gönlü tanısam da tanımamazlıktan geldiğim bir güzele düşmüştü. Yarhisar Tekfur'un kızı Olafira. Ne yazdılar ne zemheriler geçmişti sevdalarıyla. Lakin ne kızın babası kızını vermeye yanaşmış ne de Orhan'ın gönlü ondan caymıştı. Derken Osman Bey her vakit olduğu gibi yiğitliğiyle işlere girişmiş, hem Bileciği, hem Yerhisar'ı, hem de Olerifa'yı alıvermişti. Gayrı Holafira, kaynatasının koyduğu isimle Nilüfer Hatun Deyü anılacaktı. Pek güzel olmuştu toyları. Orhan Bey ve yoldaşları obanın tazeleri önünde atlarını şaha kaldırmış, yürekleri hop ettirmişlerdi. En mutlu olansa şüphesiz Osman Bey'di. İşte böyle böyle geçmişti. Topraklar alınmış, soylar soylanıp boylar boylanmıştı. Artık vakit Türkleştirme vaktiydi. Fethedilen yerler elbet başıboş kalmayacaktı. Bundandır ki Osman Bey yoldaşları, kardeşleri, valilerini her bir yana dağıtmıştı. Kendisi gayrı ömrünü Bursa ve İznik arasındaki Zisimo denen köyde, yani yeni adıyla Yenişehir'de geçirecekti. İzlerin kısmetine ise Yarhisar düşmüştü. Domaniç dönüşü yoldaşlarımız ve dahi kardeşlerimizle toplaşıp yeni yurdumuza göçecektik. Evlatlarımız orada büyüyecekti. Kayobası artık bir devlet olacaktı. Bunun yolundaki ilk ve en büyük adımlar çoktan atılmıştı. Hazan Hatun, Hazan Hatun yetişesin, çınar derlenmiştir. Boş bakışlarım yeşil şehirlerle dalgınlıkla gezerken duyduğum ses beni yerimden çırçatmaya yetmişti. Çarçabuk ayaklanıp gayrı yolunu ezber ettiğim o sayvana doğru hırsla adımlamaya başladım. Bir elim sırtıma bağlı duran kuşağı düzeltirken bir yandan hırsla söylenmekteydim. Çınar tam da gebeliğim de akınımla dediğimiz gibi deli mi deli bir oğul olup çıkmıştı. Sürdüğü 5 yaşına bakmaz, Oğuz atasını dinlemez, Tuğtekin yoldaşına da yamacına kadar delişmen delişmen gezer dururdu. Lakin yalan yok, 5 yerde kimseye dolaşmazdı. Biri hayvanla kötü mü davrandı? Çınar kim olduğuna bakmadan alırdı hayvanın yollarını giderdi Osman Bey'e, bir evladına hatunla ters bir söz mü söyledi? Çınar boyuna posunu aldırmaz, giderdi hemen mevzuya. Ama böyle olan da bizim kapımızdan şikayet edenimiz de eksik olmazdı. Görüş açıma giren oğlumla adımlarımı ıskatıp dolaşan iki olan çocuğuna bir çırpıda ayırdım. Bizimki beni gören de süt dökmüş kedi moduna geçse de kavga ettiği ve kendinden yaşça büyük olan Karali'nin oğlunu fena benzetmişti. Çocuk kanayan burnunu tuta tuta kaçmış, Çınar Efendi başını önüne eğip bana ürkek bir bakış atmıştı. Ana, vallahi dayanamamışım. Bacısını ettiği sözü duyaydın. Çatık kaşlarım arkasından bu zamanların kadın hakları savunucusu oğluma kısık bir bakış atıp başının örmesini işaret ettim. Çınar dönüp kıyısındaki Oğuz, Tuğtekin ve ikizlere mağrur bir bakış atıp otağa doğru adımlamaya başlamıştı. Duyduğum bir kıkırtıyla başımı çevirdiğimde Gülnare'nin kendisini iki kopya halinde doğurduğu kızları girmişti görüşüme. Benim sinirli bakışımı görünce onlar da öte yandan koşup otağlarının yolunu tutmuşlardı. Aslanlı olanlarsa benimkinin tam anlamıyla yoldaşlarıydı. Başlarını eğmiş, çınar gibi onlar da azar işitmeye bekliyorlardı. Derin bir nefes çektim içime. Oğuz, Tuğtekin'i de alıp otağa varasınız. Gayrı akşam çökecektir. Oğuz başını sallamış, kardeşini de alıp yürümüştü. Bana da denişmen oğlumun ardından otağa varmak düşmüştü. İçeri girip evvela sırtındaki kuşağı çözmeye koyulmuştum. Çınar köşe mindere çökmüş, benden yiyeceği azara üzgün suratıyla beklemekteydi. Onu biraz daha kıvrandırmak için sessiz kalmaya devam ettim. Kuşağı çözüp sırtımdaki bebemi kollarım arasına aldım. Kızım Ayşe bizim birkaç ay evvel gelen mucizemizdi. Çınar'ın zor doğumundan sonra bir süre gebe kalmaktan korkmuştum. Sonrasında biz istesek de çekimsellik gösteren bedenim buna müsaade etmemişti. Lakin yıllar sonra hiç beklemediğimiz bir anda gelmişti kızımız. Doğumu da ağabeyinin aksine kolaycık olmuştu. Akın gayrı bu zamanın insanı olduğuma yormuştu olanları. Ben de öyle düşünüyordum. Artık bu zamana aittim ve bir dönüş yolu olmayacaktı Allah'ın izniyle. Ana! Çınar'ın sesini duysam da başımı kaldırmayıp Ayşıl'ı beşiğine bıraktım. Haksız yere kimseye vurmayacağını bilirdim. Lakin bu başına buyruk oluşları bizi ürkütmekteydi. Bir gün canına helal gelse ne edecektik?
Bu gözü kapalı belaya atlayışları çocukluğuyla bitmeli, ergenlik zamanlarından evvel olgunluk çökmeliydi üzerine. Başımı bir anla kaldırıp yeşil boncuk gözlerine baktım. Ona fazla mı yükleniyordum? Boğazımdan istemsiz bir yutkunma geçerken analık hislerim yine bu manzaraya kayıtsız kalamamıştı. Ocağın odunu bitmiştir. Karanlık çökmeden alasın dedim yerinden ayağa kalkıp açlığa geçerken. Yeşil boncuk gözler konuşmamla parıldamış, çarçabuk ayağa kalkıp dediğimi yapmak üzere dışarı fırlamıştı. Tebessüm ettim ardından. Babasının küçük kopyasıydı bu alan. Aynı şeylere dayanamıyor, aynı şeylerle mutlu oluyordu. El çabukluğum tezinden akşam aşını hazır etmiş, Çınar'ın getirdiği odunlardan birkaçı ocağı ağırlarken küçük tahta sofra kurulmuştu. Aşıl daha aşı yemediği ve babası Konya'ya elçiliklere gittiğinden küçük beyle yalnızlık bu gecede, az evvel konuşmuş olsam da suçunu anlaması için Çınar'la uzun diyaloglara girmekten kaçınıyordum. Nitekim vakit geç olmuş, yatma zamanı gelmişti. Küçük beyin döşeğini yatmalığa yayıp sofraya geçtim. Ailemiz büyüdüğünden iki aylaktır çok bölmeli geniş çadırdan kurar olmuştuk. Biz artık iki kişilik genç çift değildik. İki çocuklu bir aileydik. Ne mutluluk. Yatmalıktan çıkıp ocağa odun süren oğlumla karşılaşmıştım. Yüzünde hala oburukluk durmaktaydı. Bilirdim beni üzdüğünü bilen de uyku tutmazdı güzel gözlerini. Başımla içeri işaret ettim. Döşeğini yaymışım. Gayrı uyuyasın. Allah rahatlık versin. Çınar ağır aksak adımlarla yanıma yanaşmış, uzanıp elimi avuçlarına almıştı. Yaşına nazaran büyümüş de küçülmüş gibiydi benim aslan oğlum. Hem boyu posu hem aklı gençlere denkti. Yeşil boncuk gözlerini yüzümde gezdirip avcumun ortasına bir buğse bıraktı. De ki bağışladım uyuyayım yoksa vallahi sabaha değin beklerim. İstemsizce kıvrıldı dudaklarım. Babasının bana olan düşkünlüğünü görüyordum evladımın yüzünde ve bu öyle hoştu ki üzülmeme kıyamaması, yüzümü güldürme çabası küçük bir akım vardı karşımda. Elimi uzatıp gür saçlarını şefkatle okşadım. Tebessümümü gören de çarçabuk gülmüştü yüzü. Belime sarılıp başını karnıma yasladı. O benim babasından sonra en büyük yoldaşımdı bu dünyada. Bağışlamışım. Lakin gayri etmeyesin Çınarım. Sana gelecek. Halel yüreğimi acıtır ol dedim içten sesimle. Başını sallamış ve yeşil boncuk gözleri ağır ağır kapanıp açılırken usulca yatmalığa geçmişti. Biliyordum. Uslanmayacaktı. Yaratılışı böyleydi aslanımın. Hiçbir haksızlığa susmayacak, başımızı fena ağrıtacaktı. Varsın o dost doğru olsundu, biz ağrıyan başlarımızı birbirine yaslardık elimle. Derinden bir iç çekip usulca yaydım kendi döşeğimizde. Akınım yokken otağın tadı tuzu yoktu sanki. O bizim yuvamızın direğiydi. Gündüzler ahiretlik bacılarım ve bebeleriyle tezinden geçiyor ama gece çöken de hasret burnumuzun direğini vuruyordu. Yakında giriş tahminimce. Lakin yine de bekleyiş zordu. Gaz lambasını kısıp beyaz yatmalık entarimle geçtim kızımın beşiği başına. İri gözleri kısılmış, az evvel emmenin verdiği mahzunlukla gözleri çarçabuk kapanmıştı. Uzanıp kenarda duran sandıktan defterimi çıkarttım, yazacaktım olan biteni, yazmaya devam edecektim bizi. Gayrı bu zamanın insanıydım ya. Yazmakta, gelecekte, kanlı donlarla Çınar Ağacı da korkutmaz olmuştu beni. Bu vakit Emin'in ölmeden evvel bana geri verdiği defterimin sayfaları bitene dek yazacak, sonra da bu yazdıklarım masal diye okuyacaktım evlatlarıma. Zamanına erişen de torunlarım bilirdi belki gerçeğimi. Sayfalar hecelerime donandı. Saman kağıtlar tükenmeye yüz tuttu, gözlerim uykuya meylederken bir an bir ışık hüzmesi parıldadı arka sayfalardan. Olduğum yerde irkilip sayfaları hızlıca çevirdim. Bir kelime, yalnızca tek bir kelimeydi parıldayan. Sanki bana bir mesaj vermek ister gibiydi. Bizans. Yutkunarak kapattım defterin kapağını. Deri iplerle sarıp güzelce bağladım. Korkmuştum yalan yok. Gayrı geri dönmeyeceğim emin olsam da yine de korkmuştum. Defteri aldığım yere sandığın en dibine gönderirken dışarıdan duyduğum bir at nefesiyle gözlerim birleşmişti. Gecenin bu saatinde bu civarda kim gezerdi ki? Oba güvenliydi. Lakin tedbir almakta fayda vardı. Adımlarım köşede duran pusatlığa yönelirken hançerimi avuçlarıma almıştım. Derken bir anda otağın girişi aralanmış, içlerinin loş ışığı elimin ay misali çehresinde parıldamıştı. Avuçlarımdaki hançeri hızlı yerine koyarken tek bir an beklemeden koşmuştum kollarına. Akınım, elimin heybet dolu omuzlarına atılmıştım bir an. Beni bekletmemiş, kalın pazıları bedenimi çarçabuk sarmalamıştı. Geçen her bir gün bizi birbirimize daha da yaklaştırır gibiydi. Gayrı iki kişilik değil
tek kişilik büyük bir sevdanın yürekleriydik. Gözlerim Akın'ın gözleri gibi bakıyor, kulaklarım onun gibi duyuyordu. Aklımız, kalbimiz, hissimiz birdi. Birdik biz. Geri çekilip yüzümü avuçları arasına aldı. Gece karası gözleri siyah saçlarına karışan ak tanelerle bu adam kaderimdi benim. Dönmüşüm bağır gözüm. Hasretiniz içime korlar serpelemiş, kokun olmadan gözüme uyku uğramamıştır. Lakin dönmüşüm. Sana dönmüşüm dedi tok sesi sükunet içindeki otağımızda kulağıma name name dolarken. Ona bakarken parıldayan yaprak yeşili gözlerim hissettiğim aşk.